İyi akşamlar sevgili seyirciler. Demokrasi Arenası'na hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli konuşmacı konuklarım var. Sol tarafımda İyi Parti'nin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Koray Aydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Ümit Bey, sağ olun. Çok değerli diğer konuğum, ekonomist, televizyon habercisi Sayın Meliha Okur. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ve diğer değerli konuğumuz şair ve düşünür Sayın Ataol Behramoğlu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam ben günün önemli bir gelişmesiyle başlamak istiyorum. Tüm konuşmacılarımıza aynı soruyu yönelteceğim. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra ben ilk defa ekonomi vurgusunun yapıldığına tanık oluyorum. Şöyle denildi, Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiş, Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir deniliyor. Bugün ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı İzmir'deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada mandacı ekonomistler ve mandacı siyasetçiler Türkiye'nin en büyük kurtuluş mücadelesinin tam tersi bir tavır içindeler ve o öyle göstermeye çalışıyorlar dedi. Şimdi burada çok altı çizilmiş bir şekilde ekonomik kurtuluş savaşı deniliyor. Öncüyle başladılar zaten. Nasıl başlar? Yani ekonomik kurtuluş savaşı tabirini 3-4 gündür kullanıyordu. Evet. Devamı oldu evet. Yani. Evet. Bu hangi amaçla telaffuz ediliyor olabilir Sayın yani Aydın? Şimdi tabii bu böyle tesadüfen söylenmiş bir söz değil. Yani belli ki bunun arkasında bir planlama var. Yani ekonomiyi Türkiye'nin milli bir bekası olarak değerlendirip bundan sonra da ekonomi konusunda hükümeti eleştirecek işte sert adımlar atılması halinde de ülkenin beka sorununa karşı dikilen insanlar suçlaması yapılarak kendi duruşlarını ve pozisyonlarını tartışma ortamına sokmadan ileriye götürmenin planını yapıyorlar. Ama şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 20. yılında. Şimdi, yani 19 yıl boyunca böyle bir söylem altı çizilerek, vurgular yapılarak geliştirilmedi de niçin bu dönemde telaffuz ediliyor? İkincisi, eğer ekonomi bir kurtuluş savaşına muhtaç hale geldiyse bu 19 yıllık icraatın sonucu olarak telakki etmek gerekmez mi? Aynen öyle olur. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Yani bugüne kadar Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomiyle ilgili bir değerlendirme hiç yapıldı mı? Ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Evet. Olduğunu da zannetmiyorum. Yani bu aynı zamanda şu manaya gelir. Yani devlet geleneğinin nasıl yerlerde süründürüldüğü, 20 yıla yakındır ülkeyi yöneten insanların bulunduğu yer ve konumu kaybetmemek için her şeyi yapmayı bile göze alabileceklerini ve bu mevcut durumlarının üzerine bir şal örtebilmek için de şu anda Milli Güvenlik Kurulu'nun toplum nezdindeki o saygıdeğer yerinden faydalanarak kendilerini koruma amaçlı yeni bir yol ve güzergah çizdikleri ortaya çıkıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani Milli Güvenlik Kurulu'nu yani ekonomik bir kurtuluş savaşı olarak nitelendiren dünyada benzer bu tür kuruluşlar olan bir ülkede bugüne kadar böyle bir söylem, yani böyle bir laf dizilişi ve sadece iktidarı korumaya yönelik bir yapının inşa edilmediğini ben hatırlamıyorum. Yani bağımsız bir ekonomi uzmanı şöyle diyebilir. Efendim faizleri şu anda yükseltmek gerekir. Çünkü bütün dünyada enflasyonla mücadele amacıyla sıkı para politikaları uygulanmaya başlandı. Efendim faizler arttırılırken Türkiye'de faizlerin düşürülmesi ekonomi bilimiyle bağdaşır bir durum değildir dediği anda mandacı ekonomist mi olacak? Elbette olmayacak fakat bunların işi oturtmak istediği ana zemin haline bunu dönüştürüleceği anlaşılıyor.
anlaşılıyor ki hükümet bugün yani ekonomide düştüğü o girdapta, o yok olmuşluğunu, çaresizliğini üstünü örtebilmek için yani bu Milli Güvenlik Kurulu'nun pozisyonundan da faydalanarak yaptıkları bu değerlendirme ile artık ülkeyi bu konuda çok eleştirir, dozajını da kaçıracak durumda olursanız vatan haini ilan edilebiliriz yani. öyle bir sürece evrildik yani. Ben bu açıklamadan ve vurgulamalardan sanki böyle bir o hal içindeymişiz gibi bir hava hissetmeye başladım. Zaten ilk akla gelen de hakikaten Uğur Bey. Yani doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani ancak öyle bir şartlarda Milli Güvenlik Kurulu böyle bir konuya taraf olabilir ve bu konuda bir açıklamada bulunabilir. Çünkü bu konusu değil, ilgi alanı değil. Bu konu tamamen hükümetin inisiyatifinde olan bir alan. O işi yönetme görevi ona üstlenmiş vaziyette. Sorumluluğun tamamı da ülkeyi yönetenlere ait. Şimdi böyle bir tablo içerisinde çıkıp da yani Milli Güvenlik Kurulu'nun böyle bir açıklama yapması ancak zoraki bir davranışla olur. Belli ki bir dayatma var. Böyle olmasını isteyenler var. Ve böyle olmasını isteyenlerin de bir kurgusu var. Yani bir gelecek kurgusu yapmışlar. Aslında bu çaresizliğin dışa vurumudur. Yani bir bakıma da öyle görmek ve değerlendirmek lazım. Çünkü 19 seneden beri ülkeyi yönetip şu anda getirdikleri yani tek parti düzenini bir parti devletine evrildiği bir dönemde hakikaten bunlar aynı zamanda yani bir parti devletine dönüştüğümüzün de işaret fişekleridir. Bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir durum değildir. Yani iktidarın dayatmayla toplumu bunu kabul edebileceği bir durum değildir. Yani çünkü Türkiye'de ülkesini aşkla, sevgiyle bağlı muazzam büyük bir kitle var. Herkes ülkesinin geleceğini düşünüyor. Eğer insanlar özverili davranıyor, meramlarını demokratik kural içerisinde anlatıyorlarsa bu onların ülkeye olan sevdalarını gösterir. Muhabbetlerini gösterir. Ama bu insanlar aptal da değiller. Yani iktidarın bu basit oyununu, yani bu basit kurgusunu kabul edecek bir yapının ben Türkiye'de olduğunu düşünmüyorum. Bunu sadece tebessümle karşılarım. Nasıl bir aciz duruma düştüklerinin bir görüntüsüdür bu. Toplum da bunu görecektir. Öyle yağma yok. Yani sen ülkenin ekonomisini alıp duvara toslayacaksın. Fakirlik girdabına insanları sokacaksın. Yoksulluk sınırının altına inmiş Türkiye'nin üçte birlik bir nüfusu olacak. Sonra da hiçbir şey yokmuş gibi bunu bir beka meselesi gibi götürüp takdim edecek bir yolu kendine kurtuluş yolu olarak belirleyeceksin. Bunun halk olarak karşılığının olacağını düşünmüyorum. Yani çünkü şu anda Türkiye'de muhalefeti halkla bütünleşerek yapan yapılar oluştu. Yani halka giden, ulaşan, ona samimiyetini gösteren, insanlarla yüz yüze Türkiye'nin problemlerini tartışabilen ve bütün bu meseleleri halka aktarırken inandırıcılığın da getirdiği bir avantajla topluma bunu en iyi şekilde anlatabilecek bir muhalefet yapısında olduğunu düşünüyorum. O bakımdan bu haliyle ben AK Parti'nin yani Türkiye'yi yolsuzluk kapanına düşürmüştüler. Kendileri de çaresizlik kapanının içerisine düşmüş vaziyette görüyorum. Peki çok teşekkürler. Meliha Hanım, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 20. yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın mandacı ekonomistler ve mandacı siyasetçiler Türkiye'nin en büyük kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar şeklindeki değerlendirmesini nasıl buluyorsunuz? Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu bildirisine ekonomi vurgusu eklentisini nasıl yorumlamak gerekiyor? Öncelikle size teşekkür ediyorum. Sizin olmak ne güzel. Sizinle. İkincisi bizi izleyenler, tabii ki ben bir gazeteci olarak hiçbir şeyin tarafı değilim. Sadece ve sadece haberin ve bu ülkede yaşayan çoğunluk kitlenin yani vatandaşın yanındayım. Siz de öyle. Evet, gayet tabii. Dolayısıyla diyorum ki mutlu olmalıyız. Mutsuzluk bizi yok eder. Umutsuzluk bizi yok eder. Umutsuzluk yok edilmeyi, değişime direnmeyi getirirken umut değişimi getirir. Şimdi milyonlarca insanın işsiz, açsız olduğunu biliyoruz Uğur Bey. İşsizlik bir numaralı sorunumuz. Kriz, kur krizini yaşıyoruz. Reel sektördeki sıkıntıyı görüyoruz. O yüzden lütfen biz sorunları tartışırken
umutsuzluğa kapılmayın, sorgulayın demeyi söylemeliyim. Bugünkü açıklamalara gülümsüyorum. Birincisi, 1980 sonrası gündemimize girmedi mi Milli Güvenlik Kurulu? Evet. Türkiye demokrasiyi içselleştirmiş bir ülkedir. Türkiye demokrasiyle yaşamayı istiyor, tercih ediyor. Bunun altını da çiziyorum. Üçüncüsü, Türkiye 1980 ile birlikte ekonomik yolculuğunu değiştirdi. Kapalı ekonomiden küresel sisteme entegre olmak üzere yolculuğa çıktı. 1989-32 sayılı kararla birlikte bütün kambiyo duvarları yıkıldı ve Türkiye dedi ki ben küresel dünyanın bir parçasıyım. Bu süreci bazen 94'te olduğu gibi devlet krizi olarak kötü bir deneyim elde ederek öğrendi. 2001 krizinde olduğu gibi 21 banka 45 milyar dolarla yok etti. Sonuçta dedi ki bütün bu sürecin sonucunda ben bu sistemi küresel sisteme entegre ediyorum ve benim sistemimin adı serbest liberal ekonomi. Biz son 20 yıldır, son 2 yılı bir yana bırakırsak serbest piyasa ekonomisi uluslararası sisteme entegrasyon diye nitelemedik mi hiç? Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda 2009 tam da küresel krizin göbeğinde bu ülkede adına NAP sistemi dediğimiz akaryakıtta taban ve tavan fiyat uygulamasıyla başlayan, zaman zaman bazı sektörlerde uygulanan, bizim de ilgili bakanlara o dönem için kapalı ekonomi model denemesi mi bunlar diye kişisel olarak sorular yönelttiğim yolculuktur. Son iki yıla baktığımızda neoliberal düzen adını verdiğimiz, serbest piyasa ekonomisi diye tanımladığımız, dünyaya eklendiğimiz sistemin dışında biz acaba pandeminin de etkisiyle bambaşka bir yolculuğa çıkmak mı istiyoruz? Öyle emareler mi görüyorsunuz? Bunu 2009'dan bu yana bazı uygulamalar, taban ve taban fiyat uygulamalarını baz alarak söylüyorum. Yani açık ve net şunu söylüyorum. Türkiye dünyaya eklidir, eklenmiştir. Türkiye'deki her hareket küresel sistemi de etkiler. Siz tercihlerinizi yaparken çok olağanüstü dönemlerde olağanüstü kararlar alabilirsiniz ama bunu kamuoyuna açık ve şeffaf bir biçimde aktarmak durumundasınız. Aksi takdirde sizdeki dalgalanma, gelişmekte olan market dediğimiz marketlerde de çalkantıya yol açar. Pandeminin etkisiyle emtianın tavan yaptığı, lojistiğin ciddi kriz yarattığı bir dönemde öyle kolay kolay kendi kafanıza göre kararlar falan alamazsınız. Ben bu ülkenin toprağını seviyorum, suyunu seviyorum, ülkeyi ülkede yaşayanları seviyorum. Benim vatansever bir kadınım ben. Ne mandacılığı, bu ülkedeki yanlış uygulamaları eğer anlatmazsam gazeteci olarak işimi yapma şansım var mı? Yok. O halde ben kur yükselirken dış güçler kuru yükseltiyor söyleminin artık anlamsız olduğunu rakamları sayıları okuyarak söylüyorum. Bir ülkede döviz tevdiat hesabı mevduatın %60.2'si buraya bağlanmışsa bu benim sorunum değil. 2016 yılında siz bu ülkede çıkın, elinizdeki dövizleri satın, arkanızda ben varım derken vatandaşın döviz tevdiat hesabı %33'lerdeyse %60'lara gelmenin sebebi yine ben olamam ya da benim gibi eleştiri getiren gazeteciler olamaz. Bunu hiç kabul etmiyorum. Ben vatanseverim. Ayrıca Meliha Hanım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın pazartesi günü yaptığı konuşma, faizle ilgili konuşması döviz fiyatlarını tetikleyen en ciddi etken oldu.
Elbette. Burada bir mandacı ekonomist konuşmadı ya da bir mandacı siyasetçi konuşmadı. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Şimdi biz bunu nasıl yorumlayacağız? Bir günde bir ülkenin parası %15 değer kaybederse o gün olağanüstü bir durum var demektir. Bu da ekonomik kurtuluş savaşı söylemiyle başlamıştır. Biliyorsunuz 2001 yılında siyasetçi bazen sakin olmak zorundadır. Ben siyasetçi falan değilim ama 2001'de rahmetli Ecevit sakin olmayı başarsaydı anayasa kitapçığını fırlatmayacaktı ve bankacılık krizini geciktiriyoruz ya krizleri. Belki farklı bir biçimde yaşayacaktık, olmadı. Şimdi ekonomik kurtuluş savaşına tam da döviz krizinin ya da kur krizinin göbeğinde söylüyor isek ve sizin bu defa çok fazla dövizle borçlanmış bir özel sektörünüz varsa ve zorunlu olarak 2022 yılında 170 milyar dolarlık borcu çevirmek gibi bir sorunu varsa o kadar kolay konuşamayız. Bunun konuşmaların çerçevesini çiziyorum. Milli Güvenlik Kurulu ayrıca tartışılması gereken peki, bir konu. Peki burada ihracata dayalı büyüme vurgusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ülkeler ekonomide tercihleri yapabilir. Türkiye 2002 ile 2005 döneminde güçlü ekonomiye geçiş politikasıyla nefes almaya çalıştı. AK Parti bu dönemde aldı bu politikayı, hiç oynamadan devam ettirdi. Türkiye bu dönemde düşük enflasyon, enflasyonla mücadele harcadı tüm emeğini. Ve Türkiye 2008-2017 dönemine baktığımızda aslında arada 2008-2010 arasında krizlerin etkisiyle %11'lik filan çok nadir enflasyonları görmüş olsa da %7, %8'lerde bu enflasyonu tutmayı başardı. Türkiye çok fazla düşük 1 dolar eşittir 1 TL söylemini de çok sevdi sıcak paranın etkisiyle. Ama Türkiye muhteşem tavanlara vurmuş yüksek faiz politikası falan uygulamadı. Her şey enflasyonla mücadele yolculuğuna bağlıydı. Burada başarılı oldu. Ama 2018 sonrası tablo değişti. Hatta 2015'te tablo değişti. Küresel sistemde borçlanma araçları fazlalaşınca yaşanılan süreçleri ya da krizleri uzatabilme şansınız oluyor. Türkiye ihracata dayalı büyümeye 1980'li yıllarda evet dedi. 40 yılda ihracata dayalı büyüyen ülkenin dünya ticaretinden aldığı pay, yüksek teknoloji ihracatından aldığı paya bakarsak öyle karşımızda harika bir tablo filan yok. Dünya ticaretinden aldığımız pay 40 yılda 0.86'lardan 0.85'lere gelmiş durumda. Yani biz öyle bir atılım filan yapamamışız. Artı 1 kilo ihracatın değeri 1.54 dolardan 1.09 dolara inmiştir. Türkiye ihracata dayalı büyüsün. Kim buna hayır der? 10 yıl önce bunu yapabilirdi ama şu an diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü tam anlamıyla hamallık yapıyoruz Avrupa'ya. Hamallık yapıyoruz başka ülkelere. Yani halkın anlayacağı bir dille söylersek Türkiye diyelim ki 10 dolarlık bir ihracat geliri kazanabilmek için bundan önce 3 birim mal satıyorsa şimdi 5 birim mal satmak zorunda mı? Aynen öyle. Yani biz ucuz iş gücü avantajını kullanmak, lojistikteki sıkıntı yani tedarik zincirlerindeki sıkıntıyı aşmak, Avrupa'nın Çin'i olma hayaliyle bir yolculuğa çıktık. İhracata dayalı büyüme modeli diyoruz. Tek korkumuz var. Nedir o? Döviz kabusu. Bu hükümetin yaşadığı en büyük sorun döviz kabusudur. Dövizsiz kalma korkusudur. Bu yüzden de
ihracata dayalı büyüyeceğiz. Adına ne işe yaradığını bilemediğimiz rekabetçi kurla yola gideceğiz. 218-220 milyar dolarla bu yılı kapattık diye sevineceğiz. İş gücü çalışanlar yerlerde sürünecek ve cari dengeyi tutturacağız. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bugünkü koşullarla sürdürülebilir değildir. Türkiye'de de bu konuda iki görüş çatışmaktadır. Daha sonra konuşuruz. Tamam. Demek istediğim şu ki, bir seçim süreci Türkiye'de başlamıştır. Seçim sürecinde biraz da kontrolü gerektiren hareket başlamıştır. Açıkçası tam da göbeğinde siyasetçinin dilinde dini siyasete dönüştürme aracı olarak faiz vardır. Hayırlı olsun ülkeye. Biz mandacı filan olamayız. Teşekkürler. Atoğlu abi siz evet. Bu konuda ne diyeceksiniz? Dikkatle dinledim konuşmacı arkadaşlarımı ve gerçekten çok da mutlu oldum. Senin programına ilk defa katılıyorum ben. Onu o yüzden verdiniz. De özellikle estağfurullah mutluyum gerçekten. Koray Bey'in konuşmasındaki berraklık gerçekten çok hoşuma gitti. İlk defa ben sizi böyle dinledim. Çok iyi açıkladınız. Neden şimdi yaptıklarını, bu açıklamaları, bu gibi şeyleri ve gerçekten de şu anda ülkemin çok gereksindiği o muhalefetteki birlik adına da özellikle sevindim. Yani sizin bu berraklıkta, bu açıklıkta ve bu doğrulukta konuşmanızı dinlemekten, sizin de ekonomik açıklamalarınız zaten hakikaten mükemmel. Şimdi beni takdim ederken düşünür deniyor. Tabii şu, belki şu anlama geliyor. Yani tek bir alanda değil de birçok alanda düşünen kişi. Yani edebiyatçı ama bir aydın olarak da pek çok alanda. Engin bir düşünce derinliğine sahip olduğunuzu biraz vurgulamak için söylüyoruz. Yani biraz doğru gibi. Mesela MGK bildirisi denildiği zaman hani düşünür olmak şu bence. O hemen olduğu gibi bir şablonu görmeyip onun arka planını da irdelemek. Yani analitik düşünce dedikleri şey hani felsefede. Yani nedir MGK? MGK herhalde Cumhuriyet'in en temel değerlerini Türkiye açısından düşünüyoruz değil mi? Hukuk, demokrasi, laiklik, bağımsızlık gibi tartışma konusu olamayacak konularda görüş bildirmesi gereken bir kurul olsa gerek diye düşünürüm. Yani bir partinin şu ya da bu düzeydeki organı olmaması gerek. Ama şimdi sen MGK olarak böyle ekonominin ayrıntılarına girersen ve de üstelik yani mandacı ekonomi işte neyse orada geçmiyor ama sağlam altyapı, hedef, ekonomik politikası falan gibi çok tartışılabilecek mevzulara girersen MGK'nın değerini düşürürsün, prestijini kırarsın açıkçası. Yani şimdi yarın başka bir siyasi parti iktidara geldiği zaman bu generaller değişecek mi? Yani ben açık sözlüyüm aynı zamanda düşünür olarak. Şimdi aynı generaller peki ne diyecekler? Yani ekonomik hedef değişti. Bu sefer onu mu destekleyeceğiz yani? Burada bir yanlışlık var. Burada bir yanlışlık var. Yani dolayısıyla... Tabii generaller Milli Güvenlik Kurulu konseptinde azınlıkta kalıyorlar. Ne olursa olsun. Sayıları ama... çok azaldı. Sivil ağırlıklı, seçilmiş siyasetçi yani, ağırlıklı bir yani, Milli Güvenlik Kurulu kompozisyonu oluştu. Milli Güvenlik Kurulu konseptini demek ki toplumda değiştirmek lazım. Zaten bu gibi şeylerle de değişir. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu, ben sıradan bir yurttaş olarak bir anlamda Milli Güvenlik Kurulu deyince asker ve sivil bir kompozisyon içinde ülkenin işte temel değerlerini savunan, o konulardaki işte bazı sorunlar varsa onlar üzerinde düşünce belirten bir kuruluş olarak düşünüyorum. Bu şimdi nedir yani AKP'nin bir şeyi gibi, yani AKP'nin ekonomi politikasını destekleyen üstelik de tehditkar bir dille, yani eğer böyle olmazsa şöyle olur falan gibi. Atoğlu abi, şimdi şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün mü? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin upuzun iktidar döneminin 2023 seçimlerinden önceki son dilimi, küçük dilimini yaşıyoruz. Şimdi bir ekonomik kurtuluş savaşından bahsediliyor. Yani 19. yılın sonunda eğer biz bir
ekonomik kurtuluş savaşı yapma zorunda kalıyorsak, evet, demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi 19 yıldır hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapmamış. Evet. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde böyle bir şekilde yer alıyor ekonomi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı da mandacı ekonomistler diyor. Şimdi bağımsız ekonomi uzmanları var. Örneğin enflasyonu TÜİK'in dışında ölçümleyen ENAG diye enflasyon grubu var. Evet. Çok değerli bilim insanları bulunuyor orada. Onlar TÜİK'in %20 bulduğu enflasyonu %40 küsür, %50'ye yakın buluyorlar. Şimdi bu gözle bakıldığında bugün bir siyasetçi siyasi casusluk nedeniyle gözaltına alındı. Yarın da ekonomi casusluğu gibi bir kavram çıkabilir mi ortaya? Aynen, aynen. Tabii ki. Çıkar. Tabii ki. Tabii Her ki. Şey çıkabilir. Biz bütün bunların dışında olaylara bakmalıyız. Ekonomi sayılar ve rakamlar yığını değil, hayatın kendisi diyoruz ya. Altyapıyı ekonomi, üst yapıyı da belirler. Altyapıdır ekonomi, üst yapıyı, siyasi sistemi belirler. O yüzden sakin olmak lazım. Tabii tabii, sakiniz. Demagoji ve tehdit ağır basan şey. Üsluplarında demagoji ve tehdit, yaptıkları hiçbir şeyi kimse eleştirmeyecektir. Yani bütün söylemek istedikleri bu. Böyle demokrasi de olmaz, böyle ekonomi yönetimi de olmaz, böyle hiçbir şey olmaz aslında. Yani esasında söyledikleri her şeyi onlara yönelik olarak biz tekrar edebiliriz. Yani ekonomik kurtuluş savaşını biz herhalde bugünkü iktidarın ekonomi politikasına karşı yapmak durumundayız diye düşünüyorum. Yani bir başka siyasetçi çıkar, evet, diyebilir ki hayır, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi politikası Türkiye'nin çıkarına değildir. Bunun tam tersi bir ekonomik model uygulanmalı diyebilir. O zaman mandacı mı mandacı, ya da mandacı ekonomi teröristi mi olacak onu söyleyen çok, siyasetçi? Çok tehlikeli. Demokrasiyle çok, hakikaten, asla bağlaşmıyor. Ben ürkerek telaffuz ediyorum bunu. Kesinlikle. O yüzden de ben izninizle gülümseme şeyine pek katılamıyorum. Siz de aynı sözcüğü kullandınız. Bir şair olarak sözcükler benim için önemli. Hemen altını çizerim. Siz de kullandınız gülümseme. Ben vallahi gülümseyemiyorum yani. Bu çok ciddi bir şey yani. Bunu gülümsemeyelim. Gülümsemeyelim, çok büyük bir tehditle karşı karşıyayız esasında biz bu ülkede yani. Doğrusu bu. Yani belki bu yönde gidebilir sohbetimiz. Yani bilemiyorum yani. Şimdi Sayın Koray Aydın, bir OHAL arayışı hissediyor musunuz? Ya da daha baskıcı bir uygulama, daha baskıcı bir anlayışın siyaset yapmaya yön vermesini bekliyor musunuz? Şimdi Deva Partisi'nden Sinan Bey'i öyle üzere aldılar. Metin Gürcan. Metin Gürcan, pardon, yanlış söyledim. Öğleye doğru aldılar. Milli Güvenlik Kurulu daha sonra toplandı. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nda söylenen sözlere ve çizdikleri çerçeveye bakarsak zaten orada tehdite dayalı ileride olabileceklerinin işaretini veren sözcükler de var. Öyle bakınca ben yani bu tutuklamayı Metin Bey böyle tesadüfen yapılmış bir olay olarak görmüyorum. Gözaltı. Sadece Milli Güvenlik Kurulu'nun söyleyeceklerinin ciddi olduğunun gösterilmesini sağlayan bir hamle olarak görüyorum. Yani şunu söylüyorlar. Bundan sonra herkes söylediklerine dikkat etsin. Bundan sonra olabileceklerin bir numunesi önünüzde. Eğer dilinizi ve üslubunuzu ayarlayamadığınız takdirde Sinan Bey'in başına, Metin Bey'in başına gelenler sizin de başınıza gelir, bize göstermiş oldular. Aslında bu çok yabancı olduğumuz bir konu değil. Yani AK Parti sıkıştığı dönemlerde devletin gücü ve kuvvetini sopa olarak kullanan bir stratejik düşünceye de sahip. Her zaman yapıyorlar bunu. Sıkışınca devletin gücünü elinde bulundurmanın getirdiği avantajla her zaman adalet mekanizmasını da bir sopa olarak kullanmayı iyi becerdikleri için ülkenin sıkıştığı bu tek adam düzeni içerisinde parti devletine evrilmiş bir dönemde öyle yok böyle yağma, ben de kolay kolay bu işin peşini bırakmam, zorbalıksa zorbalık yapacağım demek istediğini düşünüyorum. Şöyle bakıyorlar olaya. Yani diyorlar ki ya korkudan geri adım atabilecek insan her zaman vardır. Ben bu korku silahımı kullanayım,
Çünkü geri adım atacak olanlar bir geri adımını atsınlar. İleride kalanları ben bir göreyim. Ben de durumum ve pozisyonumu ona göre ayarlarım, düşüncesinin hakim olduğu test bir hareket tarzı. Test mi ediyorlar yani? Test mi ediyorlar? Test yapıyorlar tabii. Test yapıyorlar. Aynı gün içinde oluyor, dikkat edin. Yani herkes görüş beyan edebilir. Söylediğinde hiçbir şey de yok. Yani söz olarak baktığında böyle ajan muamelesi yapılıp da tutuklamayı gerektiren bir durum da yok. Ama Türkiye'de adalet yerlerde süründüğü için, yani şu anda en çok ihtiyacımız olan bir alanın çürümüşlüğünün dünyaya da bir gösterimi açılmasıdır bu. Dünya zaten Türkiye'ye bakarken, ülkemizi değerlendirirken, yani içinde bulunduğumuz bu şartlar içerisinde adaletin ortadan kaybolduğu bir Türkiye resmini en iyi şekilde görüyorlar. Zaten ekonomimizin girdiği bu girdabın arkasında da yani dünyanın bu değerlendirmesi yok mu? Yani dünyada para kullandırıcıları, zaten parası çok olanlar, işi en sıkı tutanlar. Öyle rastgele para vermiyorlar, öyle rastgele para kullandırmıyorlar. Dolayısıyla adalet düzeninin işleyip işlemediği onların birinci öncelikli baktıkları alan olarak görülüyor. Bir de Koray Bey, şimdi hep bunlar dışarıdan gelen Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin bekasını hedeflemiş tehditler olarak değerlendiriliyor. Yani batıdaki finans çevreleri özellikle ekonomimiz üzerinde bir terör yaratma çabası içinde saptanıyor. Bu şekilde anlatılıyor. Ama aynı çevrelerin, yani batılı yatırımcıların Türkiye'de gerek verdikleri borç, gerekse halen devam eden, üretime devam eden kalıcı yatırımları nedeniyle 750 milyar doları bulan bir varlığa sahipler. Şimdi madem batıdan bizim ekonomimize yönelik böyle bir terörist hamle geliyor, adamlar niçin yapsınlar bu hamleyi? Şöyle bir mantık da yürütülebilir. Böyle bir girişimde bulunduklarında 750 milyar doları bir anlamda çöpe atmış olacaklar. Tabii. Yani çok irrasyonel değil mi bu? Ya, tam sizin söylediğiniz gibi ters işlem olarak bakalım. Adamlar çok mutlular. Yani yabancılar, dış güçleri kastediyorum. Yani Türkiye'yi istedikleri gibi söğüşleyebiliyorlar. Yani bizim şu anda Merkez Bankası'nın faiz oranı %15'e indi. İşte 5 yıllık vadeli paraların satışında %20.7'yi yakaladık. Adamları faiz yönünden zengin ediyoruz. Adamlar herhalde hayatlarında kazanmadıkları parayı kazanıyorlar. Zaten risk primimiz yüksek. Risk primimize bağlı olarak dışarıdan neredeyse tefeci faizi diyeceğimiz faizden para kullanıyoruz. O kadar mutlular ki. Yani dünyanın en büyük para kullandırıcıları hep bu dünya sisteminin içerisinde. Ağırlık İngiliz menşeli olmak üzere kurulmuş bir düzenek var. Ben onların keyif çattıklarını düşünüyorum. Niye? Ekonominin iyisinden bile anlamayan ülkenin bir cumhurbaşkanı var. Faiz neden enflasyon sonuçtur demiş, bir yol tutturmuş. Dünyada bu tezi savunan herhalde ekonomist kalmadı, öyle bir benim bildiğim yok. Bilen varsa bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Herhalde bu tezi savunan pek kimse yok. Biliyorum, bana bu yani batıdan Türkiye'nin ekonomisine saldırı var tezi çok inandırıcı gelmiyor. %100 haklısınız. Çünkü ya paranoyalarla ekonomiye bakamayız. Yani bakarsak ülke kaybeder. Ben evet güleceğim. Ben hep mutlu olacağım. Çünkü ben insanların bu kadar sıkıştığı, bu kadar bunaldığı bir dönemde umutlarını yitirmelerini istemiyorum. Bunda bu haklısınız ülke, canım. Ben buna karşı ben değilim. Bunu özellikle hepimiz, altını çizeyim. Hepimiz. Ben tabii, şu soruyu değilim, sorup hemen tabii sizin sorunuza geleyim. Ben de şunu soruyorum. 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler, kurum düşük oldu, faizin düşük olduğu, enflasyonun da düşük olduğu dönemde neden bu ülkeye refahı getiremediler? Neden tam da bam yeri burası, iş ve aşı yaratamadılar? Neden teknoloji ihracatında bulunduğumuz yerde duruyoruz? Bir adım öne gidememişiz ve o şansımızı kaybetmişiz. Neden bu yatırımlar olmadı? Ben bu soruları sorarım. Benim vatandaş olarak bu soruları sorma hakkım var. Şimdi gelelim yabancıya. 2020 pandemi yüzünden ülkeler deli gibi para bastılar. Başta Amerika 17 trilyon dolara dayandı para.
Şimdi hepimizin korkulu rüyası Amerika bu parayı nasıl çekecek? Ne yapacak? Bunun heyecanıyla piyasalar aslında yatıp kalkıyor. Tablo bu iken kendi ülkeme bir kuruş paranın uğramadığını görüyorum. Sıcak paracılar gitti bizden. Çünkü biz onları düşman ilan etmedik mi? Onlar için Tobin vergisini çıkarmadık mı? Ne oldu bizim Tobin? Gene unuttuk. Tobin devam ediyor. Binde üçlerden binde ikiydi. İkiden yüzde bire getirmiştik. Sıcak paracılar vedalaştı bizimle. Herkes parasını yönetmeyi, Koray Bey'e katılıyorum, İyi bilir. Ama durduk yere de risk içeren, belirsizlik içeren yere parayı getirmez. Bunun altını çizelim. Şu an bizim piyasalarda çok fazla yabancı yoktur. Çünkü 10 yıllık tahvile baktığımızda orası öngörülmez bir sahadır. 1 yıllık, 5 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda... Yani Türkiye'nin borçlanma faizleri. Evet, %21'lerde. CDS dediğimiz risk birimi 450 ile 550 arasında gidip geliyorsa... Çok yüksek değil mi? Çok yüksek. Onun üzerine biraz daha risk içeren faizi koyarlar ve buna göre yatırım yaparlar. Tobin'le birlikte vedalaştı dedik. Yok öyle. Keşke öyle olsa. Çünkü sermaye fukarası bu ülke. Tasarruf açığı var. Tamamlayamıyor bunu. O yüzden de paraya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca küresel sistemin bir parçası olduğumuza göre, küresel oyunun içinde yer aldığımıza göre her zaman sistemde de bir oyun yolculuğu var. Bunu da biliyoruz. O yüzden doğrudan yatırımlara baktığımızda zaten bize çok fazla doğrudan yatırım gelmiyor. Bu yüzden kendi kendimizle baş başayız. Kendi kendimizi kandırmayalım. Bizdeki parayı kim kazanıyor diye baktıklarım bizim yerliler. Onların sayısı belli. Bu ülkede 200 bin mutlu insan var, milyonlarca tabana doğru yayılan umutsuz ve mutsuz insanlar var. Biz şimdi bu tabloyu iyi görmeliyiz. Bizim paraya ihtiyacımız var. Herkesin var. Bize sıcak para da gelecek, doğrudan sermaye de gelecek. Bize en fazla nereden geldi para? Katar'dan geldi. Doğrudan sermaye de geldi. Henüz tam anlamıyla gelemedi. Toprağımıza ve suyumuza tabii ki sahip çıkacağız. Özellikle su konusunun altını çiziyorum. Su anayasal bir haktır. Asla özelleşemez. Burada buna vurgu yapıyorum. Çok tartışacağımız Katar'la bir konu. Katar'la ama bir anlaşma imzalandı. Ben onun için su yönetimiyle ilgili. Su yönetim yasası yok henüz. O yüzden altını ısrarla çizdiğim bir konudur. 3 yıldır bunun üzerinde deli gibi duruyorum. Peki ben. Birazdan geleceğiz oraya. Peki. Koray Bey, sizin sözünüzü kestim. Bitirin lütfen. Ayrıca bu baskı girişimleri İyi Parti'yi haritasından, yol haritasından saptırabilir mi? Ya şimdi biz bu nedir yol bizim haritası İyi Parti'nin? Bağışıklık sistemimiz güçlendi. Yani şu anda etki altına alamayacağı bir parti olduğumuzu kendisi de biliyor. Çünkü bizi tehdit etmesi yeni başlamadı. Yani çok eskiye dayanıyor. Daha ilk başlangıçtan beri tehdit edilerek geldik. Ama bunun en somut örneğini mali seçimler sırasında genel başkanımıza seni hapse atacağım dedi. Yani bir cumhurbaşkanı bir partinin liderine seni hapse atacağım dedi. Herhalde en üst seviyede bir tehdit olarak bunu görmek lazım. Ama ne oldu? Birkaç gün sonra, iki gün sonra genel başkanımız Manisa mitingiydi. Çantasını aldı, getirdi, kürsünün önüne koydu. Ben hapse girmeye hazırım dedi. Elinden geleni ardına koyma dedi. Ya şimdi bir cumhuriyet kadını, bir parti lideri düşünebiliyor musunuz? Korku imparatorluğunun oluştuğu bir yapıda o korku imparatorluğunu kuran insana kafa tutabildi. Tabii bu bununla sınırlı da kalmadı. Devamı oldu. Yani en son Rize'de bize bir işte saldırı organizasyonu yapıldı. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı partisinin grup toplantısında çıktı. Dedi ki Meral Akşener bunlar senin daha iyi günlerin dedi. Daha kötüsünü göreceksin. Çok kötü şeyler yaşayacaksın manasında bir sert bir konuşma yaptı. Ve dedi ki Trabzon'a bile giremeyeceksiniz
dedi. Evet, hemen akabinde genel başkan grup toplantısına çıktı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, esas bunlar senin iyi günlerin dedi. Ve biz ertesi haftada gidemeyeceksiniz dedi. Trabzon'a esnaf gezmeye gittik. Yani bu partinin, yani liderinin duruşunun ben Türkiye'de korku imparatorluğunu artık büyük oranda yıktığını düşünüyorum. Yani bir cumhuriyet kadını bu milletin önüne geçti. Duruşuyla, kararlılığıyla, inancıyla ve etrafına yani bir takım oyunu kurarak oluşturduğu, yani Türkiye'nin hemen hemen her siyasal görüşten insanını toplayarak meydana çıkardığı bir siyasal partinin onun da arkasında dik durmasıyla beraber kararlı bir toplum yapısı ortaya çıktı. Yani İYİ Parti öyle tesadüflerle bu noktaya gelmiş olan bir parti değil. Yani kurguları olan, gelecek dizaynı olan, hesabını kitabını iyi yapan ve ülkesine aşık sevdalı insanlardan oluşan bir yapı. Kolay değil yani sağdan soldan her taraftan insanın toplanıp bir yerde bir araya gelebilmesi neyle anlatılabilir? Yani ülkesine olan sevdalarıyla anlatılabilir. Bu ülkenin ister sağda olsun ister solda olsun nerede olursa olsun her kutuptan olan insanın bu ülkeye karşı bir sevdası var. Görüş ayrılıkları olabilir. Ama görüş ayrılıklarının ülkenin geleceği tehlikeye girecek bir durum ve davranış içerisinde nasıl bir tavır ortaya koyabildiklerini ve Türk milletinin özellikle bu yetişen nesilleri içerisinde elini taşa koymaktan korkmayan cesur yürekli insanların olduğunu da hem iktidara hem de dünyaya göstermiş olduk. Bu ne yapar size? Kredi açar. Nerede açar? Toplum nezdinde açar. Olaya bir de şöyle bakmak lazım. Yani toplum içerisinde yani sıkışmış bütün insanlar var. Bu konuda aslında tutunacak bir yer arıyordular. Yani biri öncülük etsin de biz de bu işe bir tutunalım diye. Niye? Zoraki şekilde AK Parti'ye oy veren kitleler vardı. Neden? Çaresizlikten. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden size akış söz konusu mu? Yani zaten şu anda bizim partimizin yani 20 bandına gelip oturması AK Parti'den olan kopuşlarla oluyor. Şu anda AK Parti'nin yani tamamı diyebileceğimiz ama şu anda fakirlik girdabı içerisine düşmüş geniş kitleler halinde partimize katılıyorlar. Ve bunu AK Parti elbette biliyor ve görüyor. Zaten bize karşı olan saldırgan tutumu yani en ufak olaydan bile böyle bir destan yaratarak üzerimize gelmesinin arkasında bu gerçekte iktidar partisinin yüzleşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani şunu kabul edelim. Yani İYİ Parti şu an itibariyle yani Türkiye genelinde yani saha tecrübesini en iyi şekilde kullanan bir parti konumunda görünüyor. Çünkü biz siyaseti böyle klavye başında yapmıyoruz. Ya da oda içerisinde oturarak meseleleri tartışmıyoruz. Halka gidiyoruz yani insanların içindeyiz. Samimiyetimizin de bir geçirgenliği olduğunu görüyoruz. Çünkü bunun karşılığı bizim oy oranımızın yükselmesiyle karşılık buluyor. Bu da bizi elbette daha güçlü hale getiriyor. Fakat mesele bizim partimizin oyunun atması meselesi değil. Yani şu anda Türkiye'nin bulunduğu bu şartlardan bir an önce kurtulabilmesi için muhalefette olan insanların yani bir gelecek dizaynı yaparak yani makul bir yerde buluşmayı da becererek Türkiye'nin geleceğine bir el koyma iradesini taşımamız lazım hep beraber. Biz bu duyguyu, bu düşünceyi Türkiye'de topluma yaymaya ilke edinen ve bunu da yaparken yani köye inebilen, yani şöyle söyleyeyim biz Ankara'da şu anda Ankara'nın köylerinin yani 900 küsur köyü var, 700 küsurunu gezdik bitirdik yani. İkinci turunu yapacağız Ocak ayından itibaren. Her yere gidiyoruz. Kapı çalıyoruz, evlere giriyoruz. Dünyanın şu an, Türkiye'nin şu anda en çok kadın istihdam eden partisiyiz. Ve bu kadınlar kapı çalıyorlar, eve girebiliyorlar. Yani bir erken kapı çalıp girmesi daha zor oluyor. Ama kapıyı çalan bir kadınsa, yani o kadının içeri girip o insanlarla irtibat kurabilmesi mümkün olabiliyor. Biz bir de şunu yapıyoruz. Biz daha çok konuşup anlatmak yerine, yani sıkıntı ve dert girdabı içerisine boğulmuş insanların kendi sıkıntılarının anlatmasına imkan ve fırsat veriyoruz. Elbette yani o sıkıntıyı ve o derdi taşıyan insanların yani Türkiye ile ilgili, geleceği ile ilgili olaya böyle beyaz baktığını söyleyemeyiz. Siyah bakıyor insanlar. Ama çaresizler. Tutunacak yerleri yoktu. Yani biri gelse de elimden tutsa da beni kaldırdı diyen o milyonlarca büyük bir kitle
Şu anda taban siyasetiyle bu alanı domine etmeye çalışan yeni siyasal yapıların oluşması artık insanlarda yeni bir umut kapısı açtı. Bu umut kapısından göreceğiz. Geçen insan sayısının çığ gibi büyüyecek. Şu andaki iktidarın çaresizliği böyle yancı oyunlara yönelmesinin arkasında kaybedeceği koltuğunu yeniden kazanma umudunun kırılmasının da olduğunu söyleyebilirim. Yoksa gidip de Milli Güvenlik Kurulu'na Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı ne diye gitsin de böyle evet, sığınsın. Şimdi evet, buyurun, buyurun. Sözünüzü kesmiş olmadım değil mi? Buyurun. Şimdi muhalefet ne yapmalı? Bir bölüm olabilir evet, yani tabii, bu konuşmada. Tabii. Buyurun. Yani, tabii Sayın Koray Aydın. Nasıl bir muhalefet? İlk, tabii yani bunu bence daha buyurun, genelde konuşmamız lazım ama birinci bu mevzu tamamlanmadan ben bir iki somut şey daha söyleyeceğim tabii, izninizle. Tabii tabii buyurun. Estağfurullah. Şimdi birkaç gün önce Fransa'daydım. Kızım ve torunumu görmek için ve tabii damadımı alınmasını da bunu işitip. Asgari ücret ne kadar diye sordum. 1500 euro. Yani 1500 euroyu TL'ye vurduğumuz zaman ne yapıyor? Yani 15 milyonu falan geçiyor değil mi? Çok fazla. Yani bir üniversite öğretim üyesinin ve Milli Güvenlik Kurulu'nda yer alan bir generalin maaşından daha fazla. Daha fazla. Yani asgari ücretten daha az maaş alıyor bu kişiler. Şimdi ben hasbelkader sivil olarak tabii o kişilerden düzeyinde ama sivil bir öğretim üyesi olarak daha açık konuşayım. Su almak için tereddüt ettim. 5 euro. 15 ile 10 ile en azından çarptığım zaman ya ben çünkü burada kazanıyorum parayı. Türkiye'de kazandığınız parayla yurt dışında artık su alamazsınız. 5 yıl önce alıyordunuz. Bakın bugün Edirne'den bir arkadaşım evet, mesaj göndermiş. Diyor ki Edirne sokakları sanki Bulgaristan'a gitmişsiniz de tabii, orada bir sokakta dolaşıyormuşçasına evet, Bulgar kereki, turistlerle dolu. Evet. Ne var ne yok alıyorlar. Bedava. Hatta bedava. Bedava. Galon suyu bile, galon suyu bile tabii, alıp götürüyorlar tabii, diyor. Tabii, bu çok aslında. Tabii yani şimdi Yunanlılar da geliyor. Evet evet. Evet Yunanistan'dan tabii, da geliyor. Tabii, yani tabii somut, tekrar somutlayalım. Bugün 15 milyon lira çok büyük para. Yani Türkiye'deki asgari ücret bakımından düşünürseniz o parayı alan kişi bir şişe su almayı düşünecek yurt dışına çıktığı zaman. Türkiye bu durumda değildi. 5 yıl önce bile böyle değildi. Bu duruma geldi. Şimdi bu yönetim bu ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin orta tabaka insanlarını, Türkiye'nin gençlerini, zaten yoksullar zaten yaşamaya çırpınıyor. Başka bir yapacakları şey yok. Bütün Avrupa'yı kapadılar, dünyayı kapadılar yani. Türkiye'yi bir hapishaneye dönüştürdüler. Bu bir. Tamam. Ve inanın bütün samimiyetimle söylüyorum izleyicilerime de, biz her zaman bu ülkede bağımsızlık için, işte toplumsal adalet için mücadele ettik ama hiçbir zaman kendimizi bir sömürge ülkenin aydını gibi hissetmedik. Türkiye insanı olmaktan, Türk olmaktan gurur duyduk her zaman. İlk defa hayatımda ben birkaç zamandır bir sömürge ülke aydını duygusuna kapılıyorum. İşte yurt dışına girdiğin zaman, gittiğin zaman ikinci sınıf bir adamsın, su almayı düşünüyorsun. Ama dışarıdan demin senin dediğin gibi Uğur, gelen insan senin önünden geçemeyeceğin, yani orta tabaka insanımızın oteline girip günlerce kalabilir, dinlenebilir, tatilini yapabilir. Oradaki asgari ücreti alan insan. Böyle bir adaletsizlik olur mu ya? Olmaz. Böyle bir ekonomi politikası, böyle bir şey ve buna karşı çıkan da tehdit edeceksin. Mandacı sensin ya. Çok net bir şey değil mi bu? Bir de bugün Osman Kavala'nın duruşması vardı. Gezi olaylarına bakan mahkeme o duruşmayı yaptı. Ve Osman Kavala'nın tahliyesi beklenirken yine Ocak ayındaki duruşmaya ertelendi. Yani tahliye değil, dava evet, Ocak ayına ertelendi. Oy çokluğuyla tahliye reddedilmiş. Evet, ayrıca Genco Erkal'ın, Türk tiyatrosunun ulu çınarı Genco Erkal'ın düşüncelerini Twitter hesabından yansıttığı için Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyor olmasını ki kendisi o tweetleri mahkeme önünde savundu ve bunda asla hakaret kastım yoktur. Sadece durum tespitinden ibarettir benim ifadelerim dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir aydın olarak? Tabii şöyle değerlendiririm.
seçkin bir aydın, seçkin bir sanatçı, seçkin bir insan zaten ne diyeceğini bilir. Hakaret kavramı içine girmeyecek şekilde zaten düşüncelerini ifade eder. En sert düşüncelerini bile ifade eder. Onu hakaret olarak görmek tamamen yani o aydını susturmak amacına yöneliktir ve onun kişiliğinde de tabii daha önceden Metin'e, Müjdat'a ve pek çok sanatçıya, Levent'e yaptıkları gibi pek çok sanatçıya aydınları susturmak dertleri bu. Yani bunu nasıl değerlendireyim? Ayıptır, suçtur ya yapılan şey. Yani Genco Erkal 83 yaşına gelmiş bir büyük sanatçı gerçekten. Yargıç önüne çıkarılması, yani o yargıcın yerinde yani kim olmak ister bilmiyorum yani. Çok ayıp değil mi bu? Yani olacak iş değil bunlar. Peki. Değil. Sayın Koray Aydın. Şimdi bir defa yani bu Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılan davaların hepsi hangi Cumhurbaşkanı'na? Yani o insan belki de AK Parti Genel Başkanı'na hitaben konuşuyor. Ama AK Parti Genel Başkanlığı'yla Cumhurbaşkanlığı makamı İki ayrı şapka halinde bir kişi tarafından kullanılıyorsa o kişi işine geldiğinde Cumhurbaşkanlığı maskesiyle size hitap ediyor. İşine geldiğinde de parti genel başkanı sıfatıyla size hitap ediyor. Tam bir demagoji, tam bir ikiyüzlü. Aynen öyle. Yani olacak bir şey değil. Bu ikiyüzlü bir tavır. Olacak bir şey değil. Herhalde dünyada bir cumhurbaşkanı olarak bu kadar dava açan bir cumhurbaşkanı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Türkiye şimdi her alanda... Yani dünyaya da rezil olarak nitelendirilebilecek ne kadar şey varsa hepsini yaşıyoruz. Peki bu bizi sevindiriyor mu? Hayır. Tabii. Sevindirmiyor. Gayet. Üzüntü duyuyoruz. Çok üzülüyoruz. Yani üzüntü duyuyoruz. Yani neticede benim ülkemin Cumhurbaşkanı. Gayet tabii. Böyle olmasını isterim. Öyle arzu ederim. Ama öyle hale geldik ki içeride tutuklu olan biriyle ilgili olarak onun içeride kalması gerektiğini bir cumhurbaşkanı söylüyor. Eğer ona da adalet mekanizması uyuyorsa onun suçunun olup olmadığını konuşmak ve tartışmanın bile bir anlamı yoktur. Niye yoktur? Çünkü emir bir yerden geldiği anlaşılıyor. Eğer suç işleyen biri varsa adalet bunu en sağlam bir şekilde araştırıp gereğini yapabiliyorsa o ülkede demokrasi var demektir. Ama şu anda ülkemizde bu manada bir demokrasi olduğunu söyleyemeyiz. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir kişi, Sedat Peker'i kastediyorum, tuttu. Ülkenin eski başbakanına, ülkenin şu andaki diğer bakanlarına diyelim. Ondan sonra hepsine iddialarda bulundu. Onların birçok suça iştirak ettiğini, yönlendirdiğini, planladığını söyledi. Adres verdi, yer verdi. Telefon şeylerini incelerseniz ortaya çıkar derdi. Yoluna kadar gösterdi. Ya bu ülkenin İçişleri Bakanı'nı birinci suçlu ilan etti ya. Birinci suçlu ilan etti. Şimdi bu kadar veriye dayanan bir bilgi aktarımı yapıldıktan sonra o söyleyen kişinin kimliğin olarak bakılmaz buna. Yani bu kadar bir veri ortaya konulduktan sonra Türkiye'de ya bir dava açacak bir tane savcı yok mudur Allah aşkına ya? Olmadı. Ve bunların birçoğunun da az çok siyaset kurumunun içinde olan biri olarak, az çok da sağdan soldan bilgi alabilen bir insan olarak söylüyorum. Söylediklerinin de %90'ı doğru. Yani üzerine gidildiği takdirde adı geçen kişilerin büyük çoğunluğunun adalet önünde hesap vermesi gereken bir süreci şu anda Türkiye'de adalet düzeni yokmuş gibi hiçbir soruşturma açmadan geçen bir dönemi şu anda kapatmak üzereyiz. Aslında bunların kapanmaması da lazım. Ama konuştuğunda adeta emir vericisine adaleti yönlendiren bir yapıyla da karşı karşıyayız. Rahip Bronson vardı biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Evet. Yani Tayyip Erdoğan demedi mi? Bu bedende olmadı müddetçe onun Türkiye'den alıp götürülmesine müsaade etmeyeceğim dedi. Ama aynı Tayyip Erdoğan sonra Amerikan Başkanı tarafından tehdit edildiğinde... Başkan da yardımcısı da evet, yardımcı. De. Evet yani çok tehdit ağır bir şekilde tehdit ağır bir tehdit, hakaret içeren bir tehditten sonra kuzu gibi onun hapisten çıkarılmasını sağladı. Hatta emir verdi yaptırıldığı söyleniyor. Başka türlü zaten nasıl çıkacaktı? Zaten uçak da bekliyormuş orada. Hemen aldılar. Uçağı götürdüler. Oradan Amerika'ya geçişini sağladılar. Şimdi bunların olduğu bir ülkede yani bu söylediklerimizi aydınlara karşı yapılan yani bu tür davranışların
Türkiye'nin bu şartları içerisinde artık normal kabul edildiği bir süreç yaşıyoruz. Evet, alışkanlık evet, yani, yapıyor Uğur Bey yani. Yani böyle sanki bir yapı gerçek çıktı hayatta olmuyormuş da biz böyle bir sanal dünyada yaşıyormuşuz gibi bazı olaylara tanıklık ediyoruz şu süreçte. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri prensi geldi. Aynı prens 15 Temmuz'dan sonra o FETÖ'cü hain darbe girişimcilerini destekleyen kişi olarak bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından suçlandı. Ben burada telaffuz etmekten hicap duyuyorum. Gazeteler o kişi hakkında korkunç manşetler attılar. Ama dünkü tören göz kamaştırıcı bir törendi. Geçen günkü tören göz kamaştırıcı bir törendi. Ve sırayla adeta canlı yayında resmi geçit yaparcasına anlaşmalara imzalar atıldı. O prens de çok büyük bir keyif içerisinde gülerek, kahkahalar atarak alkışladı. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu aziyetin bir fotoğrafıdır aslında orada yaşadıklarımız. Bir de insan kalitesindeki iyice aşağılara inişin, düşüklüğün yani. Türkiye böyle değildi. Ben böyle de, bir ülke değil. Ben de koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti yani devletine hiç bunları bağlaştıramıyorum. Şey, yani içim sızlıyor. Ya, ülkenin Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri ile bütün irtibatını keseceğini ve oradaki elçiliği de kapatabileceğini söylemişti. Başkan vekili, yerine vekil olarak bakan kişi de bunların özellikle İsrail'le işbirliği yaparak Filistin davasını ve İslam dünyasına karşı ters işlem yaptığını söylediler. Ayrıca Libya'ya yönelik olarak, bizim oradaki üssümüze yönelik olarak Mısır'da konuşlanan Birleşik Arap Emirlikleri askeri uçağının saldırı düzenlediği de bir vaka, bir gerçek değil mi? Evet yani İçişleri Bakanı 15 Temmuz olaylarının Amerika ile beraber sorumlusu olduklarını söyledi. Milli Savunma Bakanı da işte DAEŞ vesaire bütün o bölgedeki terör örgütlerinin bunlar tarafından organize edildiğini, ellerinde her türlü bilgi ve verinin olduğunu, zamanı geldiğinde de bunun hesabını soracağını söyledi Milli Savunma Bakanı da. Peki şimdi siz bu insanı en birinci derecede şeyle karşılarsanız. Devlet töreniyle. Peki bu büyük devlet törenini yaptıktan sonra yani o zaman bunlardan eğer bu söyledikleriniz doğru değilse herhalde özür dilemek zorundasınız bu insanlardan. Düşünebiliyor musunuz? Yani yandaşı olan gazetelerin bunlarla ilgili yazdıkları böyle yenilir, yutulur cinsten sözler değil. Peki bu ne yaptı şimdi Türkiye'yi dünya genelinde? Yani itibarımızı yerle bir etti. Yani daha dün söylediklerinin hiçbirini görmemezlikten gelerek yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte vekalet eden bir kişisine böyle bir karşılama yapmak yani neyle izah edilebilir? Yani bu ülkenin büyük bir zaafıdır. Bu aslında çok kabul edilebilir bir durum değildir. Efendim 10 milyar dolarlık yatırım yapıyormuş. Nereden yapacak bu yatırımı? Garantisi ne? 3 sene evvel de Katar emiri gelmişti. 15 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı vaadinde bulunmuştu. Gene böyle bir finansal krizin olduğu bir dönemdi. Ama Merkez Bankası kayıtlarına bakıyoruz. Değil 15 milyon dolar. Şu ana kadar 1 milyar 314 milyon para girişi sağlamış sadece. Yani 15 milyar doların yerinde neredeyse onun 12'de biri olan bir parayı kullanmış. Peki bunu Birleşik Arap Emirlikleri adına gelen insanlara ne vaat ettiniz de? Çünkü bunlar biraz parayı şey yapmayı da seven tipler. Ne vaat ettiniz de bunun karşılığında bunlar da geldi sizden bu ilişkiyi kurdu? Çünkü onlar Amerika'nın bir şubesi gibi çalışan bir yapı. Yani Amerikan emperyalizminin gelip konaklandığı bir alan. Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu bölüm. Peki ne vaat ettiniz bunlara? Şimdi zaten Varlık Fonu'nda kala kala bir iki tane yerimiz kaldı. Bir TİH kaldı ondan sonra. Bir de makine kimya endüstrisi kaldı. Bunu verebilecekleri. Bunlarla ilgili pazarlık yaptığı iddiaları var ondan sonra. İşte hapise atıldığını söyleyenin gözaltına alan arkadaşın da başka bir kurumu
üzerine bir anlaşma yapıldığını söyleyerek içeri atıldığı söyleniyor. Peki bu ülkede bunlar konuşulmayacak mı? Yani sizin bunlarla el sıkışmanız aslında yüz kızartıcı bir durum. Yani ben ülkesini seven bir insanlı olarak yani çok üzüldüğümü söyleyebilirim. Bu kadar asıl hakaret ettiğinizde. Asıl özür dileyerek girdim. Buyurun. Asıl o olayda o diğer şirketle ilgili atılan tweet'in etkisi olduğunu düşünüyorum ben de. Evet. Ben ismini söylemedim neresi olduğunu. Yok söylemiyorum. Evet. Ben de söylemem ama açıkçası bu yüzyıla başlarken Türkiye bambaşkaydı. Bu yüzyıl farklı bir yüzyıldı. Düşünsenize 3 yıl sonra 25 yıl olacak. İlk çeyreği bitirmiş olacağız. Ama ilk çeyreğin kaybı demek dünya ekonomisinde, dünya gelişmişler liginde olmayan bir Türkiye'nin çeyrek dilimi gitmiş olacak. Ne kadar üzüntü verici değil mi? Çok yazık. Bir kere 25 yılı kaybetmiş bulunuyoruz. Bunu gösteriyor. İkincisi anlaşmalar. Finansal enstrümanlar çoğalınca, dünyaya entegre olunca borçlanma araçları da fazlalaşıyor. Mesela swap girdi ya hayatımıza. İşte sıkıştığımızda... Swap'ı da anlatalım değerli seyircilerimize. Kısa vadeli borçlanma. Evet. Borçlanma aracı. Dolayısıyla... Para takası. Takas yapıyoruz. 128 milyar dolar da gitti. O da ayrı bir konu da. Swap'tan kastım şu benim. Biz paraya ihtiyacımız olduğunda borç para bulabileceğimiz kısa vadede kendimizi rahat hissedebileceğimiz bir yol ve yolculuk izliyoruz. Onun için doğrudan sermaye girişi yok henüz. Bu Birleşik Arap Emirliği ile yapılan ön mütabakatlar var. Ama Orta Doğu ülkelerine bakarken sadece görünürdeki ekonomik vizyona bakmamalıyız Uğur Bey. Bunun arka planında diplomasi, bölge politikaları vardır. Dolayısıyla bu yüzyılda ekonominin göbeğinde enerji vardır. Enerji de dış politikanın ana gündem konusudur. 25 yılı böyle geçiriyoruz LNG yüzyılında. O yüzden EBA'ya bakarken Birleşik Arap Emirliği'ne bu siyasi yapının dışında bence Suriye meselesi üzerinden de çok dikkatli bakmak gerektiği kanaatini taşıyorum. Nasıl yani? Yani şöyle çok açık ve net. Sonuçta Türkiye dış politikada ikili bir denge politikası yürütmeye çalışıyor. Bir tarafta Atlantik yani ABD var. İngiltere var, bu Batı kulübü dediğimiz yapı var. Diğer tarafta ise Rusya var, ötede Çin var. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkilerindeki yol ve yolculuk, Suriye politikası üzerinde belki de bilemeyiz ki biz. Biliriz de bilemeyiz diyorum. Özellikle Şam'la olan ilişkilerde farklı bir açılımı getiriyor olabilir. Çünkü... Tam da Birleşik Arap Emirlikleri emirinin geldiğinden bir gün sonra özellikle bizim terör örgütünün bir temsilcisi Rusya'nın Dışişleri Bakanı ile konuştu. Sonuçta Birleşik Arap Emirliği Doğu Akdeniz dediğimiz bölgede özellikle Amerika ile ve Atlantik diyoruz İngiltere ile ilişki alanına iyi bakmamız lazım ve politikayı böyle değerlendirmemiz lazım. Temsilci ya da özel temsilci ya da aracı olarak da gelmiş olabilir demek durumundayım burada. Kendimi çok da alanımın dışındaki konulara girmek istemem ama ekonomi tek başına rakam olmadığı için dış politika odaklı, enerji odaklı bir bütüncül yaklaşımla anlatmak durumundayız diye düşündüm. Meliha Hanım, siz ayrıca ekonomiyi böyle hap gibi kolay alınabilecek bir şekilde anlatmakla da ünlüsünüz. Biraz önce mutsuz yığınlardan söz ettiniz. Gerçekten de öyle. Ben geçen pazar günü İstanbul'un göbeğinde, tarihi semtlerden Zeyrek'te bir televizyoncu kardeşimizin programına katıldım. Onlar semt bakkallarının veresiye defterlerini kapatıyorlar. Yani orada gördüğüm
mağduriyeti, orada gördüğüm sefaleti inanın sözcüklerle zor anlatabilirim. Hatırladıkça tüylerim ürperiyor. Branda damlar, yıkık çatılar, buz gibi odalar, bomboş buzdolapları ve öyle bir yere 1.000 lira kira ödemek zorunda olan ama işi gücü bulunmayan insanlar. Veresiye defterini ödememek için mahalleden kaçarcasına kaybolanlar. 1 yıldır veresiye defterini kapatamayanlar. Şimdi bu döviz şoku, çünkü her şey bir anlamda da dövize bağlı bizim ekonomimizde. Nasıl bu yığınlar açısından, nasıl bir kışın habercisi oluyor? Zor bir kış geliyor. Biraz önümüzde anlatır mısınız? Önümüzde zor bir kış var. Biz kur krizinde, altını ısrarla kur krizi diye çiziyorum ben. Bu bir kur krizidir, hiç kimse kusura bakmasın. Bu kur krizinde kurun yarattığı yıkıcı etki henüz fiyatlara yansımamış durumda. Ayrıca önümüzdeki hafta enflasyon verisi gelecek. Tüm piyasanın beklentisi şimdiden aylık bazda enflasyonun %3 civarında geleceği. Bu da %20 üstünde bir enflasyon anlamına geliyor. Bizim üretici enflasyonumuzla tüketici manşet enflasyon arasında da müthiş bir uçurum var. %46'larda üretici enflasyonu. Henüz onlar da fiyatlara yansımamış durumda. Dolayısıyla Aralık ortasından itibaren ama özellikle Ocak ayını ve Şubat ayını, ondan sonraki süreci düşünmek bile istemem ben. Gerçekten hayat şartları çok zorlaşacaktır. Siyasetin dilinin bu kadar sertleşmesinin ana sebeplerinden biri de budur. Henüz bu dalga boyu diyoruz ya, en büyük tehlike kurun yükselmesi değildir, dövizin yükselmesi ama değildir. Ama insanların sıkıntıları, dertleri, bunalımları arttıkça siyaset dilinin daha yumuşaması, kucaklayıcı olması, hoşgörü mesajları vermesi gerekmez mi? Hoşgörü mesajları vermesi tüm siyasetçinin görevidir. Ama dalga boyu inip çıktıkça, yo-yo oyunu gibi dolar zıp zıp zıpladıkça iniş kadar çıkış, çıkış kadar iniş de tehlikelidir ve bir ülkeye de yıkıcı etki yaratır. Şimdi bu devam ettiği sürece politikacı da ister istemez siyasi tablodaki değişime de baktığı için sert üslubuyla, siyaset dilindeki kutuplaşmayla ve bu kutuplaşmayı ekonomi dilindeki sertlikle farklı bir yere çevirmek isteyebilir. Ama size katılıyorum. İnançlı insanlar sevgi dolu olur. İnançlı insanlar saygılı olur. İnançlı insan herkesi kucaklar. Bizdeki inançlarda nasıl bir anlayış vardır ben bilemiyorum onu. Bunlar iyi niyet sözleri. Bana sorarsan... Siz Atol abi bir düşünür, bir toplum gözlemcisi olarak şöyle, nasıl bir kışın gelmekte olduğunu görüyorsunuz? Yani söyledi ekonomiyle ilgili arkadaşım, söyledi. Zaten o kış şimdiden yaşanıyor zaten. Bence yaşanıyor. Daha yaşamıyoruz. Tam daha değil diyor. Daha kötü olacak. Yani, bağımsız uzmanlar. Tasvir mi etmeliyim yani bunu, hani bir edebiyatçı gibi filan. Bu felaket bir kış olur. Felaket bir kış olur. Yani ısınamaz insanlar, hastalıklar artar, ölümler artar, kavgalar artar, çıldırmalar artar, boşanmalar artar. Yani çok kötü şeyler olur. Üslup meselesine gelince sevgili Uğur, siz de söylediniz gerçi. Yani bu ortamı yaratan siyasetçinin yumuşak konuşması yani iyi mi olur onu da tam kestiremiyorum. Yani neyi yumuşatacak? Yani ancak işte bu demagojileri yapar. Kendini böyle şey yapabilmek için, koruyabilmek için. Tehdit dilidir bu. Tam olarak da işte yakışıyor artık bu insanlara. Hani bu yönetimden iyi bir şey beklersek, diyelim ki hani ya iyi de konuşun, bu sertliklerle falan olmaz denebilir. İyi bir şey beklemiyoruz ki zaten.
Şeye gelince muhalefetin dili meselesini bence görüşmemiz lazım. Yani muhalefet nasıl bir dil tutturmalı? O da bana göre çok geniş bir konu ama evet, lütfen girelim mi? Bir taraftan girelim tabii. O zaman. Yani ben orada şeyler görüyorum, ciddi eksikler görüyorum genelinde. Tabii yani tek tek çok iyi konuşmalar var elbette başkanların da yöneticilerin filan da genel ama genel olarak siyaset dilinde bence siyasetin dışına çıkılamıyor. Yani siyasetin üslubunun dışına çıkılamıyor. Halbuki insanlarımız daha başka mesajlar da bekliyorlar. Mesela? Hayata dair, insan olmaya dair, geleceğe dair. Kavramları açmak lazım. Bağımsızlık ne demek, laiklik ne demek, sevgi nedir? Bu konularda dünya nerede bilimsel olarak... Ama ben siyasetçilerimizde bu şeyi de görmüyorum pek. Genel olarak yine konuşuyorum. Özel bir şey söylemek istemiyorum. Yani şu siyasetin içinden bir çıkarak insanları, muhalefetten bahsediyorum, daha kucaklayıcı, daha aydınlatıcı ve her konuda sadece... Yani siyaset anlamında değil yani bütün alanlarda insanları etkileyici... Neden sadece muhalefetten söz ediyorsunuz? İktidardan böyle bir beklentiniz olmadığı için mi? İktidardan tek beklentim bir an önce gitmeleridir. Yani bence başka bir beklentim onlardan olamaz. Yani başka bir şey olamaz. Söyleyebilir miyim burada? Burada Atol Bey'e %100 katılıyorum. Benim de muhalefetten beklentilerim var. Siyasetten aslında beklentilerim nedir? Var. Siyaset dilini fazla erkek egemen dil buluyorum. Eril buluyorum. Her gün kadın öldürülüyor. İki kadın öldürülüyor her gün. Ben bu tablodan dolayı utanç duyuyorum. Gerçekten ağlıyorum. Çocuklar tecavüze uğruyor aile işlerinde. Bunları konuşmak dahi istemiyorum. Duyarlılığınızı bildiğim için buradaki evet, herkesin. Evet. O yüzden daha sıcak, hoşgörü, sevgi kadından gelir. Bu yüzyıl kadın yüzyılı 25 yılı gitti. 5 yıl sonra gelişmiş Kuzey yani Batı kulübündeki bütün şirketler, küresel şirketlerde hem beyaz yakalılar hem de mavi yakalılar şekil değiştirdi artık. Onların tümü %50'sinden fazlası kadın olacak. Kadının organizasyon yapma gücü, işi kucaklama biçimi, sevgiyi sunma şekli farklıdır. Kadın ortak dilde anlaşır, anlaşma yapar, inatlaşmaya gitmez. Ya siz bu kadınları bir aksesuar gibi kullanmak kültüründen niye vazgeçemiyorsunuz? Sizi tabii tenzih ediyorum. Meral Hanım var. Ama Meral Hanım'la ilgili de bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Dili fazla erkek egemendir. Ben bu dili niye isteyeyim? Tabii ki verdiği mücadele çok zor ve çetrefilli olabilir bir gazeteci ama olarak. Ama öyle baskılar ve tehditler altında kabul kalıyor ediyorum. Ki sonuçta... Mangal yürekli bir Cumhuriyet kadını portresi ortaya çıkarmak durumunda kaldı. Mangal yürekli kadın illa erkek egemen dili kullanmaz Uğur Bey. Ben de öyle şey bir kadınım, kucaklayıcı, doğa sever. Çünkü ben başka bir moda evrildim. Sanki Z kuşağı gibi yaşıyorum ben. Minimal, basit, yalın, alın yeni benden dünya de o kadar. Düzenine uygun olarak siz de öyle. Ben de bütün bunları bana anlatan... Kadın cinayetleri için çözüm öneren, her gün basın toplantısı düzenleyen bir muhalefet partisi görmek tabii ki isterim. Ayrıca muhalefetten bir isteğim daha var. Lütfen konuşurken faiz indi, dolar çıktı falan filan anlatmayın. Zaten anlatıyor bunu aktörler. Siz bize fukaralık bizim kaderimiz olamaz. Coğrafya kaderimizdir diyenler bir kenara çekiniz siz artık diyorum. Hiçbir şey kaderimiz olamaz. Kader başka bir konu. Biz fakir, fukara olarak doğup, büyüyüp ölmek zorunda değiliz. Dolayısıyla refahtan pay alma hakkımız var. Lütfen siyaseti 21. yüzyılın değerleri üzerinden yeniden siyaset yapma şeklinizi gözden geçirin ve çözüm önerin. Çözüm. Milyonlar çözüm önerisi bekliyor. Şimdi Koray Bey dikkatle ikinizi de dinledi. Buyurun söz sizde Koray Bey. Ya ben heyecanlı anlatımı severim aslında. Ben heyecan, etkisi. Ben hep böyleyim ama. Çok, tarzınız güzel kendisine yani. Kendisine özgü bir üslubu var Meryem Hanım. Tarzı, tarzı evet. Çok güzel.
Yani, tabii haklı olduğu yerler oldukça fazla. Ama zaten Türkiye'deki yani siyasetin şartları, yani kurgulanmış biçimi, yani bu bütün söylediklerinizi yapabilecek bir siyasi iklim oluşturmuyor maalesef böyle. Ama kadın hakları konusunda yani biz çok organize olduğumuzu düşünüyorum. Yani çok eylem de yaptık. Ama bunlar tabii bazen gözden kaçabiliyor, insanlar göremiyorlar. Çünkü bizde kadın siyasetçi çok fazla. Ben geçen Çankaya ilçenin katılım töreni vardı, ona gittim katıldım. Böyle büyük bir kalabalık var Uğur Bey. Şöyle dedim baktım ki ya kadınların sayısı erkeklerden fazla. Ne kadar güzel dedim, alkışlattım oraya gelen kadınları. Yani şu anda kadın siyasetçi üretim fabrikası gibi çalışıyoruz aslında. Yani çünkü yani kadın siyasetçi oluşturmak ancak siyaset kurumunun içinde kazanılan tecrübelerle olabiliyor. Durup dururken birini alıp siyasette bir yani seviyede hemen kullanamazsınız. Çünkü onun o zamana kadar hayata bakış açısı, olaylarla ilgileniş tarzının siyasetin kendi içinde getirdiği sıkıntılarla yaşayarak yani bir dönemi geçirmesi gerekiyor. Şu anda bizde bu manada muazzam bir gelişim var. Yani partilerde görev alıp ama kalitesiyle, bilgi birikimiyle öne çıkan ve partimize ciddi katkılar sağladığı için dikkat çeken çok sayıda kadın var. Bu aslında bizi çok mutlu ediyor. Çünkü genel başkanı kadın olan bir siyasi partiyiz. Meral Hanım'ın dilinin biraz erkeksi olması herhalde o da istemez. Ama siyasette tehdit ediliyorsanız yani rica ederim beni lütfen hiçbir şey yapmayın diyemezsiniz yani. Ona biraz onun da anlayacağı dilden söylemek yani liderlik sisteminin aslında insana bir zorunluluğudur. Bence çünkü, çok da güzel oturtuyor. Efendim? Çok da güzel oturtuyor. Hayır, çok güzel çok yerleştiriyor lafları bence. Yani çok güzel cevaplar veriyor. Ondan sonra bu ayakta kalarak yani bir kadın siyasetçinin böyle pes edip kenara çekildiği değil. Yani bunu Tansu Çiller'de yaşadık. Yani diğer bazı kadın siyasetçileri de yaşadık. Yani mücadele kültürünü seçmiş, geri adım atmayarak yani gecesini gündüzüne katan bir profil ortaya çıkıyor. Ben yani 5 dönem milletvekilliği yaptım. 3 defa da kaybettim. Çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim. Vallahi ben yani genel başkana yetişmekte bile zorluk çekiyorum. Yani dur yok, durak yok. Yani gece geç saatlere kadar yani insanlarla iletişim kurarak, onların dertleriyle ilgilenerek, kabulleriyle, ziyaretleriyle insanları kucaklayan, o sıcaklığı geçiren, yani kadının o şefkatli tarafını toplumdaki karşılığını oluşturan yani muazzam bir çalışma sistematiği var. Durup dururken bir parti bütün siyasi alanların bu kadar kapatıldığı bir dönemde kendine bir büyüme alanı açıyorsa onun da mutlaka çalışma tarzının bir etkisi olduğunu da görmemiz lazım. Çünkü bir AK Parti var, bir alanı domine etmiş. Yani şu andaki hali bile 30 diyelim yani. Ve onu konsolide etmek yani için konsolide her türlü söylemi dile getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani Atatürk de kurulmuş bir parti. Onun da bir oturmuş bir sağlam altyapısı var. Onun dışında yani biz şimdi yani partiyi merkez partisi haline getiren bir strateji izliyoruz. Dolayısıyla sağdan soldan herkesi alarak merkezde yani ayrıştırılmış olan bütün grupları bir makul anlayışta toplamaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduk. Başarılı olduk. Parti böyle büyüdü zaten. Çünkü her yerden olan akışkanlığı var. Herkese ulaşabiliyoruz. Bunu sağladığı İyi avantajı... Parti en zor aşamayı geride bıraktı diyebilir miyiz? Tabii bence artık o aşamayı İyi Parti geçti. Yani biz ne diye şimdi başbakan yapma kararı aldık da böyle bir şeye çıktık. Onun gerisinde de bir planlama var. Onu da konuşuruz sonra yani. Evet, bazı yeri gelmişken söyleyin. Nedir bu planlama? Tabii. Evet lütfen. Bu ya, çok önemli. Ya şimdi şöyle. Aslında tabii önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bir de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anayasal bir zemini var. %50 artı bir oy fazlayı gerektiriyor. Peki bu ne mecbur kılıyor? Partilerin bir uzlaşma zemininde ortaklaşarak bir araya gelmelerini bir zaruret haline getiriyor. Şimdi bir tarafta Cumhur İttifakı var. Onlar bir parti olmuş gibiler.
Yani birbirleriyle özdeşleşmiş vaziyetteler. Bir parti hüviyetindeler. Şimdi bu tarafta Millet İttifakı'nda ise hatırlarsınız seçimde 4 tane bileşenden katıldık. Cumhuriyet Halk Partisi, biz, Demokrat Parti, bir de Saadet Partisi olarak katıldık. Ama arkasından mali seçim yapıldı. Mali seçimde ise İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ikisi bir ittifak yaptılar. Diğerlere ayrı ayrı adaylar çıkardılar. Yani şimdi yani aslında her şeyin bir hikayesi de var. Yani bizim seçime girmemiz bile yani olayları takip etmemiz ve tedbir amaçlı çalışıp ABC şıklarına dayalı yol haritalarımız olduğu için Yüksek Seçim Kurulu toplandı, karar almadı, pazartesine bıraktı. Bizim genel başkanımız yani gecenin geç saatinde, saat 12 geçiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. İstanbul'a da gitti, kendisiyle görüştü. Ödünç milletvekili istedi. Şimdi tabii o katkıyı da unutmamak lazım. Yani onun da bizde etkisinin çok üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu biz takdirle karşılıyoruz. Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Seçim kurulu başkanına niye bunu daha önce yapmadınız diye kızdı. Böyle bir şey olabilir mi? Ama oluyor Türkiye'de maalesef. Neticede de bağımsız olması gereken evet, yani, bir yüksek seçim yani, kurulu. Hülya gibi aslında o şeyler. Evet. Sen diyor daha önce niye karar almadın diye biliyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Oyunu bozduk diyelim yani. Bir planı bozduk. Şimdi mali seçime gelince, yani mali seçim sırasında ise genel başkan bizi bir takım halinde çalıştırıyor. Biz bu mali seçimin etkileri konusunda bir çalışma yaptık. Yani şuna karar verdik. Yani bu büyük belediyeleri almadan AK Parti'nin yıkılabilmesi bize göre mümkün değil kararına vardık. Niye? Çünkü buralar insanlara direkt dokunan yerler. Doğduğu günden öldüğü güne kadar, yani cenazenin define kadar insanlarla iç içe olan muazzam bir hayat alanı. Bir de bu büyük şehirleri sadece kendileriyle ilgili görmemek lazım. Yani İstanbul demek, Türkiye demek. Bütün illerden müthiş bir dönüşüm var. Ankara ağırlıklı olarak Orta Anadolu'nun bütün illerinden muazzam bir dönüşüm var. Artık Mersin, Antalya, İzmir gibi büyük doğru, şehirlerde benzer sirkülasyondan olduğu şehirler haline geldi. Ve belediyeler AK Parti'nin en büyük kullanım aracı haline dönüştü. Bütün çarkı oradan çeviriyordular. Ama şu anda CHP'nin yani belediyelerdeki başarısı onları evet. çok... Evet, yani, zaten oraya getirmek gerek. İstiyorum sözü. Evet, aynen, evet, aynen evet. Öyle. Yani daha sonra ben konuşmak tabii, isterim. Tabii. Yani o zaman şimdi ne oldu? Birinci adımı attık. Yani büyük şehirleri ittifak oluşturduk. O zaman genel başkan beni görevlendirdi. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan randevu aldı. Gittik kendisine durumu böyle size konuştuğumuz gibi anlattık. O da ilgi ve alaka gösterdi. Gereği yapıldı. Bir araya geldik. Bir oyun kuruldu. Ve bunun neticesinde de bir başarı ortaya çıktı. Evet. Bir başarı ortaya çıktı. Şimdi bu amaç böyle bakınca da AK Parti'nin büyük şehirlerdeki gücü büyük oranda kırılmış oldu. Peki bu ne avantajlar getirdi? AK Parti'nin en çok kullandığı şey yardım ettiği insanlara. Biz gidersek yerine gelenler size yardım bile vermezler algısıydı. Ama şimdi ne oldu? Bu büyükşehir belediyeleri değil yardımı kesmek neredeyse iki katına çıkardılar. Evet. İki katına çıkardılar. Ya bunlar davul zurnayla dağıtılmadı. Evlerine gizlice götürülüp verilerek aşağıdaki o kesimlerle bir irtibat kuruldu. Hangi algı oluştu? Ha, demek ki öyle değilmiş. Yani başkaları da gelirse bunun daha iyisini de yapabilirmiş algısı güçlendi ve bu algı aynı zamanda yayılmaya da başladı. Türkiye geneline de yayılmaya başladı. Şimdi yani ilk 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden hepimizin tabii bir ders çıkardığını ben düşünüyorum. Biz parti olarak orayı öyle değerlendiriyoruz. Nasıl çıkardı? O zaman her parti ayrı ayrı adaylar çıkardı. Sürecin tam iyi yönetildiğini söyleyemeyiz. Daha yani ilk turda ikinci tura kalmadan sağ sol kutuplaşmasını AK Parti çok güzel organize etti. Sayın Muharrem İnce'nin bütün mitinglerini hepsini yayınladı. Gece 12 mitinglerini bile yayınlayarak o kutubun karşısındaki tarafı kendi etrafında bütünleştirmeyi başarabildi. Eyvah geliyor. Tabii ya eyvah geliyor. İlk turda kazanıyor. Mesajını verdiler. Algısını evet. Sürekli kullandı. Halbuki anketler yapılıyor. Herkes neyin nerede olduğunu görüyor ve biliyor. Dolayısıyla 1,5 puanla yani ilk turda işi kaybettik. Şimdi
Gelinen nokta itibariyle yani bizim parti bakış açımız şöyle. Şu anda ben tek adayla gitmek büyük bir imkan ve fırsat yaratacağını düşünüyoruz. Çünkü bunu güçlendiren elimizde çeşitli doneler de var. Artık şu an itibariyle yapılan anketlerde Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçti. Yani hatta ben onların bazılarını da getirmiştim buraya. Mesela yani en son Konda'nın yaptığı araştırma şeyde yayınlanıyor. İsim vermeyelim isterseniz. Yok, isim vermeden evet. Şeyde. Bunları en ciddilerini seçtim. Evet. Yani en inandırıcı olanlarını evet. Seçtim. İsim vermeyelim. Yani şimdi bakalım. Yani Eylül ayında Millet İttifakı 44.1, Cumhur İttifakı 41.6. Eylül. Evet. Bu Eylül. Ekim ayına bakalım. 44 gene Millet İttifakı 42.8. Ona göre. Yine bir başka var. Ona bakalım. Onda 43.3, 37.4. Böyle bir sürü var elimde. Bunları niye söyledim? Şunun için söyledim. Aradaki fark her geçen ay açılıyor. Her geçen gün sürekli olarak artış, hani aradaki fark açılarak. Sizin lehinize yani Millet evet, İttifakı lehine. Millet İttifakı lehine açılıyor. Şimdi o zaman olaya şöyle bakabiliriz. Yani 42, 43, 44 bandında bir Millet İttifakı var. Yani iki partinin toplamı olarak bunu söylüyorum. Karşı tarafta da yani 41 ile 37 arasında değişen anketler var. Orada da Cumhur İttifakı yerleşmiş vaziyette. O zaman olaya şöyle bakabiliriz. Bu rakam, yani biz partimizin daha biraz daha oy arttıracağını da düşünüyoruz. Daha da yukarı çıkacağını söyleyebilirim. Bir de sağda ve solda yeni partiler kuruldu. İşte sağda DEVA Gelecek geldi. İşte solda Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi katıldı. Daha önce kurulmuş olan ve halen siyaset arenasında olan başka partiler de var. Ve bunları bir bütünlük halinde düşündüğümüzde önümüze şöyle bir fırsat çıkıyor. Yani bu iki parti buna ilaveler de olabileceği güçlü bir ihtimal dahilinde. Evet. Demek ki bu işi ilk turda kazanabilecek bir sayısal güç ortaya çıkıyor. Bunu güçlü bir olasılık olarak mı değerlendiriyorsunuz? Tabii yani biz bununla çok rahat netice alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü ilk turda evet, yani bitebilir diyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi. Birliği önceden ayarlanmış, seçim stratejisi doğru belirlenmiş. Herkesin konuştuğu bir seçim stratejisine gerek yok. Yani öncelikli olanların söylemlerinin öne çıkarıldığı, diğerlerinin ise daha sessiz kaldığı ama taban siyaseti yaptığı, halka ulaştığı bir düzenin ve bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi genel başkanımız ben başbakanlığa adayım dedi. Yani sistem değiştikten sonraki en yüksek yere talip olduğunu söyledi. Birinci parti hedefini, olma hedefini kendisine koydu ki biz bu hedefe varacağımıza da inanıyoruz. Çünkü erimenin bize doğru aktığını bütün partilerden gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bu durumda Cumhurbaşkanı adayının seçilmesi ile hepimize bir sorumluluklar yükleniyor. Şimdi bu konuda idareci olmamız lazım. Yani en uygun adayın belirlenmesi lazım. Biz o işte Cumhuriyet Halk Partisi ile karışamayız. Kendi adayını elbette kendi belirleyecek. Ama yani idealizmin önde olduğu bir tercihin yapılması, en rahat kazanılacak kişiyle bu işin olması, tabii onların kendi aralarında tartışıp konuşabilecekleri bir konu olarak görüyoruz. Yani liderlerin kendi aralarında evet, liderler de görüşecektir mutlaka. Ama parti de kendi içerisinde bir doğru karar vermek için bir çalışma mutlaka yapacaktır. Peki bu iş nasıl olmalı? Şimdi bizim bir temel kabulümüz var. O da şu. Biz diyoruz ki yani Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ikinci bir Recep Tayyip Erdoğan istemiyoruz. Bu bizim kesin hükmümüz. Bundan asla vazgeçemeyiz. Niye? Ya bu yetkilerle hangi insana versen bu yetkiler insanların başını döndürür. Yani bir müddet sonra o sisteme uyar hale gelebileceğini dünyada o kadar çok örneği var ki. Onun için biz hem sorumluluk alıyoruz, yani bir şey üstleniyoruz, kendimizi bir de başka bir alana kaydırıyoruz. O zaman bu konuda Cumhurbaşkanı olacak kişi seçim bittikten sonra parlamenter sisteme geçişle ilgili yol haritamızı oturup önceden yapacağız. Ve bir süre koyacağız. O süreden sonra parlamenter sisteme geçişin tarihini belirleyeceğiz. Bununla ilgili olarak parlamenter sistemin oluşumuyla ilgili şu anda 6 tane parti
çalışma yapıyor. Evet. Bitmek üzere. Ara yani 10 güne kadar biter. Yani demek ki burada bir uzlaşma zemininin 6 partiyle oluşturulmuş vaziyette. O zaman Cumhurbaşkanı adayı olacak kişi yarın o parlamenter sistemde azalmış yetkilerini dikkate alarak bunu kabul edecek ve öyle Cumhurbaşkanı adayı olacak. Azaltılmış yetkileriyle görevini devam edecek. Evet. İstiyorsa evet. Sonra tekrar devam edebilir. Evet. İkinci kere seçilebilir. Şimdi sorulan sorular şudur. Peki hemen sistem değişikliğini nasıl yapacağız? Bunun iki tane yolu var. Bir 360 milletvekiliyle mecliste alacaksınız ya da o zaman 360'dan referanduma gidebiliyorsunuz. 400'den de zaten direkt kabulü sağlanıyor. Zaten seçimi kaybetmiş bir AK Parti 360'ı tamamlar hiç merak kimse. Öyle mi diyorsunuz? Hiç merak etmesin. Tamamlar. Tamamlamadığı takdirde zaten referanduma bile gidilse çok rahat bir netice alacağını düşünüyoruz. Artık o zaman gücün bir yerde toplandığı, mahalli seçimlerin yeni olduğu bir yapı orada farkı daha da büyüterek, arttırarak parlamenter geçişe imkan verir. Çünkü bu sadece bizlerle sınırlı değil, diğer bütün partiler de buna evet, evet diyor. Zaten bu evetleri topladın mı? Eskiden 60'a 40 çıkıyordu Ümit Bey. Şu anda 62 ile 38'e şey yaptı. Şu anda fark öyle. 62-38'lik bir yapı çıktı ortaya. Böyle olunca o zaman parlamenter sisteme geçilmesiyle beraber yani Türkiye'de yani bu ayrışmış düzen, demokrasinin yerle bir edildiği bir düzeni bak 6 parti bir araya gelerek ne güzel uzlaştılar. Yani belli konularda mutabakatlar sağlandı. Tartıştılar. Kendi doğrular üzerinde herkes birleşti. Kimse kendisininkini dayatmadı. Doğru olanlar ikna yoluyla herkes birbirini ikna ederek ortaya çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Siz Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde de bir sıkıntı yaşanmayacağını mı düşünüyorsunuz? Yani işte bu söylediğimiz şeylere uyulması halinde niye sıkıntı yaşayalım yani? Ama bizi maceraya götürecek bir adım varsa biz buna evet diyemeyiz. Yani böyle kazanamayacağı önceden belli olmuş. Çünkü artık anket ilmi var. Yani şöyle diyorsunuz, kazanacağı önceden belli olanlar yerine evet yani kazanamayacağı ihtimali bulunanların böyle bir işe soyunmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz da ideal davranmak, yani idealize etmeliler işi. Tabii. Ülkeyi düşünerek bir karar vermeliyiz. Yani çünkü artık milyonların bizden beklentileri var yani. Siz programa girmeden önce sohbet ederken dediniz ki, yani ben şu yaşımdayım, benim şu anda bu politikayı yapmamın tek bir nedeni var, Türkiye aşkı. Evet, yani. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan'la şey yaptıktan sonra siyaseti bırakma kararı almıştım. Yapmayacağım artık siyaset dedim. Yani çocukluğumdan beri siyasetle uğraşıyorum. Yani hayatımda doğru düz kendime bir zaman ayıramadım deyip siyaseti bırakmayı düşünüyordum. Hatta bir vakıf kurmayı planlamıştım. Onun üzerinde çalışıyordum. Ama daha sonra genel başkanımız işte böyle bir şeye kalkacağını, beraber bir mücadele gerektiğini söyleyip bizi ikna etti diyelim. Yani bizi ikna etti diyelim. Şöyle bir karar almıştık. Yani bu işe girersek geri adım atmak yok. El sıkıştık o zaman. Geri de adım atmadık. Yani akitlere sadık kalındı. Uğur Bey bize de söz vereceksiniz değil mi? Buyurun, buyurun. Ben bitireyim mi? Bir nokta. Evet, ben bitireyim ondan sonra şey yapmayayım da. Ve şu an itibariyle de ben yani bu yaptığım görev itibari benim öyle dışarıdan göründüğüm gibi değil. Ben çok bir ağır işçilik üstlenmiş vaziyetteyim. Yani kolay günde değil. Günde kaç saat? Yani ya ben partiden en geç çıkan insan oluyorum. Dolayısıyla böyle bir adanmışlık var. Yani bir adanmışlık var. Ben diyorum ki normalde bana bunu kimse yaptıramaz. Ama ülkemin içinde bulunduğu şartlara bakıyorum. Birinin de götürüp elini taşın altına koyması yani gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu sadece bir politika olarak görmüyorsunuz, hayır, bir vatan görevi olarak kesinlikle görüyorsunuz. Kesinlikle politika olarak görmüyorum. Yani bir vatan görevi olarak bakıyorum. Girdiğimiz bu yolda yani bu işi başarabilirsek, çünkü biz samimiyetle davranıyoruz. Yani biz söylediklerimizde samimiyiz. Böyle bir hesaba kitaba dayalı bir iş yapmıyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla inşallah ülkemiz için hayırlı olacak bir sonucun çıkacağı bir seçimi de yaşayacağız. İnşallah. Yani. İnşallah. Evet. Buyurun Atoğlu abi. Tabii yani siz İYİ Parti'nin bir önemli yöneticisi olarak, haklı olarak partinizle ilgili güzel şeyler söylediniz, açıklayıcı şeyler söylediniz.
Şimdi bu konuşmalardan ben birkaç şey not aldım. Kadın meselesini siz altını çizdiniz. Cumhurbaşkanlığı mevzuna geldi konu. Koalisyon olgusu ortaya çıktı, zaten var. Yani bir koalisyon... Sistem mecbur kılıyor. Sistem mecbur kılıyor falan. Bu konularda biraz düşüncelerimi söylemek isterim. Şimdi bakınız değerli Koray Aydın, benim şu yazılarımı görmüş olmalısınız. Meral Akşener gerçeği 30.09.2017. Evet. Meral Akşener'i desteklemek 07.10.2017. Cumhuriyet'te iki köşe yazımdı. Evet. Meral Hanım'ı da ilk defa ve son defa şu ana kadar o davette gördüm. Bir daha da karşı, sadece bir bana teşekkür etti bir telefonla falan. Hayatımda yazılarımla ilgili en ağır hakaretlere bu iki yazıdan sonra uğradım. Şaşılacak kadar ağır ve çok hakaret uğradım. Çok haddi hakaret uğradım. Yani Twitter'larda bilmem nelerde. Ama o hakaret edenlerden hiçbiri de şimdiye kadar özür dilemiş değil yani. Yazılı olarak ya da yüzüme karşı. Yani bizde o gelenek de yok. Ama yani siz haklı çıktınız. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Özür dileme geleneği de yok bizde. Yani. Şimdi Meral Hanım gerçekten özel olarak yani üzerinde düşünülmesi gereken bir olgu. Onu ben belki de bir şair gibi hissettim. Doğrusu. Ve ben de katılıyorum size. Dedi, evet. Ben de katılıyorum. Tabii ki, eminim. Ve sonraki süreçlerde de dikkatle izledim tabii, dikkatle izledim. Katılmadığım bir iki şey olmuştur demeci filan. Olabilir, bunlar da tartışılabilecek şeylerdir ama genel çizgisi itibariyle çok önemli bir kişiliktir. Türkiye siyasetinin şu son işte yıllarında gerçekten büyük bir başarıdır. Meral Akşener gerçeği olmasa idi, İyi Parti olgusu gerçekleşmemiş olsaydı bugün bunları da konuşamazdık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bu işin altından büyük olasılıkla kalkamazdı. Kadın meselesinde tabii İyi Parti özellikle genel başkanın kimliğinde hakikaten hani göze çarpıyor, dikkat çekiyor ve övgüyü de hak ediyor. Birkaç gün önce, iki gün önce, 24'ünde ayın Öğretmenler Günü'nde ben Denizli'deydim. Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'nin çok değerli bir kadın başkanı var. Evet. Avukat Şeniz Hanım. Onun davetlisi olarak ve gerçekten çok mutluluk duyduk. Çok güzel bir saatler yaşadık orada. Çok da sevilen bir belediye başkanı. Evet. Şöyle anladım çok sevildiğini. Biz oraya bir etkinlik için gitmiştik. Fenerbahçe ve Cumhuriyet konulu bir panel için gitmiştik. O sabah bir yerde kahvaltı ediyoruz. Hava da çok güzel, bir pazar sabahı. İnsanlar gelmiş, Denizlili yurttaşlarımız aileleriyle birlikte. İşte beni de orada görünce fotoğraf çektirmek istediler. Belediye başkanı da çok fotoğraf çektirdi. Herkes onun da fotoğraf karesine girmesini çok da sempatik. Anladım ki çok sevilen bir belediye başkanı. Evet. Şimdi CHP üzerinden devam etmek isterim ben. Çünkü ben CHP'li arkadaşlarımın da Koray Bey'i dinlerken elbette doğruladıklarından eminim ama bir taraftan da kızıyorlardır. Mesela Atol niye susuyor ya? Ben tamam CHP'nin bir üyesi de değilim ama tabii ki CHP'nin önemini bilen bir kişiyim. Ağzını açıp yani CHP içinde bir şeyler söylemeli falan diye düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Söylemeliyim de. Zaten gayet söylemek tabii. De gerekir. Söylemek de. Bu kadın meselesi üzerinden gidelim biraz. İstanbul İl Başkanı Canan çok sevgili bir arkadaşımdır, değerli bir arkadaşım. Gerçekten de çok önemli olmuştur İstanbul ve başarılı. Başarılı, hiç kuşkusuz duruşuyla, kişiliğiyle, davranışlarıyla. Dün kadın, Genco Erkal'ın duruşmasında yanında yer alması her zaman, hiç unutulmaz bir şimdi fotoğraf size katılarak karesiydi. Devam etmek istiyorum. Ben örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha çok kadın görmek isterim. Tabii ki çok değerli insanlarımız var. Yani kadınlarımız var. Onda kuşku yok. Daha çoğalmalarını arzu ederim. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü Cumhuriyet'in bir kurucu partisi olarak kadın, yani kotası tırnak içinde söyleyelim, çok önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadınların daha çok yönetimde yer almalarını açıkçası arzu ederim. Cumhurbaşkanlığı meselesi Koray Bey, o konuda düşüncelerim benim de yani sizin düşündükleriniz gibi düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı bir geçici görev yeridir şu dönemde.
parlamenter sisteme geçişin sağlanması yönünde katkıda bulunacak bir kişiliktir, olması gerekir. Ama seçilmesi de gerekir. Çok zor bir konu. Yani o konuda yani bir isim vermek de bugünden pek doğru da bana görünmüyor. Çünkü bütün değişkenleri, bütün unsurları böyle gözden geçirmek lazım. Şöyle dileyelim, en iyi adayın belirlenmesi temennisini dile getirelim. Yani benim içimden geçen... isim söylemek doğru değil. Benim içimden geçen... Çok şey değişebilir. Değil. Ben mesela dilerdim ki bir kadın olsun. Yani dilerdim bunu. Yani içimden geçeni söylüyorum. Bir kadın olsun. Ve o kadın... ille de yani bir siyasi partinin lideri yahut siyasi partide öne çıkmış biri olması da şart değil. Toplumu etkileyecek kimliğiyle, kadınlığıyla, söylemleriyle etkileyecek bir kadın olsun keşke. Yani o konuda biraz kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Yani şöyle bir ülkeyi bu anlamda bir taramak, biraz cesur da olabilmek yani. Hani Recep Tayyip Erdoğan'la ilk defa adını telaffuz etmiş oldum bu konuşmada. Denk geldi öyle. Yani onun da bir masaya oturdukları zaman insanlar demeliler ki aşk olsun. Yani alt etti bu kişiyi her anlamda. Öyle bir kadın olmalı. Şimdi bunu da geçerek ben izninizle biraz devam etmek istiyorum. Muhalefet ve siyasetle ilgili konuda. Şimdi bana göre Türkiye toplumunun en ciddi sorunu, sizin de Koray Bey dikkatle yani muhakkak dinliyorsunuz. Bana göre örgütsüz ve eğitimsiz bir toplumuz biz. Öyleyiz. Açıkçası. Ve giderek de öyle olduk. Türkiye örgütlü ve eğitimli bir toplum olma yönünde ilerlerken Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1940'lı yıllardan itibaren muhtemelen yani denebilir örgütlenmelerin ve eğitimin yönü değiştirildi. Sola baskılar, köy enstitülerinin kapatılması olgusu, 1950 döneminde zaten örgütlülükten filan söz edilemez. 1960'tan sonra böyle bir aydınlanma oldu. Bir sendikalar filan ortaya çıktı. Türkiye İşçi Partisi o da kapatıldı. 12 Eylül'de tamamen kapandı. 12 Eylül sonrasında Türkiye'de eğitim, örgütlenme tam anlamıyla bir karanlığa gömüldü. Bugün geldiğimiz nokta örgütsüz ve eğitimsiz bir ülke oluşumuzdur. Bu nedenle siyasetin yani muhalefet şimdi ne yapmalı mevzuu var ya. Muhalefet tabii ister istemez muhalefet yani siyasi koşullar neyse toplumsal koşullar onun gereklerini elbette yerine getirecek. Yani mecburen çok idealist olmak durumunda olamaz. Ama ülkenin gerçek kurtuluşu eğitimde ve örgütlenmededir. Ve bunun ben yani Cumhuriyet Halk Partisi ile özellikle bulunduğum ortamlarda, Sayın Genel Başkanlarının da bulunduğu ortamlarda konuşmalarında hep söyledim. Şimdiden muhalefetteyken onu örneklemek lazım. Nasıl ki hani kadın siyasetçilerin öne çıkarılması muhalefetteyken örneklemek gerekiyorsa, eğitim konusunda da örgütlenme konusunda da insanlarımızın örgütlenmesi yönünde elden geleni yapmak lazım. Ve insanların eğitilmesi yönünde. Bu mümkündür. Elimizde bu olanaklar var. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti, tabii ki İyi Parti'de belediyeler yoluyla, ilçe örgütleri yoluyla insanlarımızı örgütlemeli, eğitmeli. Hem örgütlemeli hem eğitmeli. Bu çok önemli. Belediye başkanlarıyla konuştuğum zaman bu eğitim konusunu, şeylerin yani siyasetin, işte CHP'nin o konuda sınırlı imkanları olduğunu, sınırlı bütçeleri olduğunu görerek üzülüyorum. Halbuki öyle olmaması gerekir. Çünkü Türkiye'nin geleceği, tekrar ediyorum, şu ya da bu partinin iktidarından çok örgütlü ve eğitimli bir toplum olma yönünde ilerlemeye başlaması yeniden. Başka türlü bir çıkış yolu yoktur. Bence. Peki. Çok teşekkürler. Melih Hanım, şimdi değerli bilim insanı Profesör Mithat Baydur bir mesaj göndermiş. Evet. Değerli seyirciler, ben zaman zaman bu telefona bakmak durumunda kalıyorum. Konuklarımızın konuşmalarını da pür dikkat dinliyorum. Yani lütfen ben telefona bakarken onların konuşmalarını dinlemediğim ya da onlara saygısızlık yaptığım gibi bir izlenime kapılmayın. Bundan eğer böyle düşünürseniz çok üzülürüm. Nitekim bakmasam telefona şu çok değerli mesajı kaçırmış olacaktık.
Diyor ki, saygıdeğer Uğur abi, 19 sene sonra ekonomik kurtuluş savaşından söz ediliyorsa, milli mücadele deniliyorsa, demek ki Mondros ve 30 Ekim 1918 koşullarına geldik demektir. 2008'de FED, yani Amerikan Merkez Bankası, emisyon hacmini 3,5 trilyon dolara çıkardığında, kredi bol ve ucuzken, yüksek teknoloji ve katma değer yaratacak yatırım yerine, inşaat ve konut gibi alanlara, yani betona, evet, kredileri kullandık. Bu stratejik büyük bir hataydı. Evet. Büyük fırsat gitti. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kazanımları son kalan 1-2 kuruluş hariç 63 milyar dolara satıldı. Evet. Peki bu para nereye gitti? 50 milyar doları Suriyeli mültecilere gitti. İktidar bu mecralardan da sorgulanmalı. Sevgiler, saygılar hepinize. Doğru. Selamlar gönderiyor. Profesör Mithat Baydur değerli bir bilim insanıdır. Doğru. Türkiye 1000 yılda başına konabilecek talih kuşuna 2012 hatta 22 Mayıs 2013 yılına kadar sahipti. Bu dönemi iyi kullanmış ve akıllı kullanmış olsa idi, Türkiye bambaşka bir yolculuğa çıkacaktı. 2006'da mikro reformlar derken herkes bambaşka konulara, siyaset konuşmayı çok seviyor Türkiye. Siyaset öyle herkesin çok kolay konuşabileceği bir konu, futbol gibi. Ekonomi de şimdi öyle. Biz ona ekonomideki sokak teorileri diyoruz. Yanlış anlatılıyor. Siyaset de öyle. Siyaset bilim mi? Bilimse bilimsel verilerle, toplumsal olgularla değerlendirilerek aktarılmalı kamuoyuna. Ekonomi de keza öyle. Biz hiçbir mikro reformu yapmadık o dönem. Eğer yapmış olsaydık, 4 diyelim ki temel alanı ihracatta seçseydik, 2 markayı da dünyaya sunalım deseydik elimizde bu şans vardı. Bu fırsatı kaçırdık, bu birincisi. Biz başka bir yolculuğa çıktık. Nasıl bir yolculuk? 202 iş kolunun sonuçta çok kısa süre içerisinde geri dönüşüm sağladığı, evet güzel evlerde oturmak hepimizin hakkı, evet güzel arabalara binmek de hakkımız. Yolların iyi olmasından niye şikayet edeyim ben? Neden güzel güzel köprülere karşı çıkayım? Çıkılır mı? Yunanistan'da yaptı bunları. Yunanistan'a gittiğimde konudan konuya atlamıyorum, birbirine bağlayacağım. Kavalalı bir iş adamıyla, o dönemin sanayi odası başkanıydı. Ve gözleri dolu dolu 2009 yılında nasıl battıklarını anlatıyor idi. Bir kibrit bile Çin'den geliyor. Biz arka planda nasıl yok olduk derken. Yani onlar da yolları yapmıştı AB'den gelen parayla. Lambalar pırıl pırıl yanıyordu ama üretim yoktu. Biz de mikro reform yapmak yerine üretim ekonomisini yüksek teknolojiyle donatıp bir yol açmak yerine inşaatla, betonla bir yol çizdik. Beton ekonomisi bizi betona toslattı. Bunu hala kabul etmek istemiyoruz. Şu anda yani betona kafa üstü çakılmış vaziyetteyiz. Çakılıyoruz işte. Yani bir günde dolar %15 değer kaybederse biz neyi konuşacağız? Kazanırsa, keşke dilim hep kafa ters çalışıyor. TL, keşke kazansa. Bir ülkenin ulusal onuru değil midir kendi parası? Gayet tabii. Bizim ulusal onurumuzu temsil eden paramız yerlerde sürünüyor. Çift paralı ekonomide yaşayan bir ülke olarak hepimiz elimizdeki avucumuzdakini ne yapıyoruz? Dövize yatırıyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Üretmiyoruz. Büyüyoruz. Bu büyüme hikayesini de çok iyi analiz etmeliyiz. Büyüme tamam da iş ve aş yaratmayan büyümenin gerekçeleri var. Niye isteyelim? İşte ucuz iş gücü bizde. İhracatçı olacağız diyoruz.
Avrupa'nın Çin'i olacağız diyoruz. O yüzden insanları insani olmayan şartlarda yaşatmaktır. Bu ücreti veriyor. Bu mu kastediliyor Avrupa'nın Çin'i olacağız derken? Onun için bu kadar insanlar 2825 lira enflasyon. Asgari ücret, ne enflasyonu? Enflasyonla kafayı böyle bozdum ya, gece gündüz buna kafayı taktım. Şimdi asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Sözün özü, bizim büyümemizde de, güven endekslerimize baktığımızda da şu an inşaat itici güç olarak karşımıza çıkıyor. İnşaat olsun da her şey inşaatla olmaz. Her şey hizmetler sektörüyle de olmaz. Yüksek teknolojili, katma değerli üretim yapamayan bir ülke de bu yüzyılda yoksulluktan kafasını kaldıramaz. Peki Melih Hanım, şimdi reklamlara gireceğiz ama reklamlardan sonra şunu sormak istiyorum sevgili seyircilerimiz de duysunlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı faizi indireceğiz, enflasyonun da inmesini sağlayacağız diyor. Çünkü faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyor. Faizi indirdiğimizde enflasyon düşecek diyor. Mesele böyle bir faiz indirimiyle halledilebilecek durumda mı? Yoksa açıkça söylemek gerekirse Türkiye bir acı reçeteyi uygulamak durumunda mı? Bunu reklamlardan dönüşte cevaplandırmanızı rica edeceğim. Sevgili seyirciler, Demokrasi Arenası kısa bir reklam arasından sonra değerli konuklarımızın açıklamalarıyla, çarpıcı açıklamalarıyla devam edecek. Sevgili seyirciler, Tele1 ekranlarındasınız ve Demokrasi Arenası'nın ikinci ve son bölümüyle hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Reklamlara girmeden önce ekonomi uzmanı, haberci, televizyon habercisi, ekranlardan yakinen tanıdığınız Sayın Melih Okur'a bir soru yöneltmiştim. Melih Hanım, tekrarlayalım çünkü ekranlarını yeni açmış seyircilerimiz olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı bir büyük mücadeleden, ekonomi kurtuluş savaşından söz ediyor. Fakat bunu nasıl aşacağımızı anlatırken faizin sebep, enflasyonun sonuç olduğunu söylüyor ve faizin düşmesiyle enflasyonun da düşebileceğini öne sürüyor. Gerçi bağımsız ekonomistler bu görüşe katılmıyorlar ama şimdi ben sizden çok net, çok zaten dobra dobra bir kişiliğiniz var. Bunu tekrarlamama hiç gerek yok. Böyle bir faiz operasyonuyla, indirme kaldırma gibi bir operasyonla Türkiye bu krizden, dahası buhrandan kolayca çıkabilir mi? Yoksa bir nevi IMF'siz IMF programı, yani kemer sıkma ve acı reçete uygulamayı gerektiren bir zorunlulukla Türkiye karşı karşıya mı? Şimdi sondan başlayalım. Türkiye IMF'ye falan gitmez ama Türkiye bir istikrar programı uygulamak zorunda kalacak. Neden? Türkiye 1960'tan bu yana, 70'lerde ilk ipucunu gördük. 80'ler, 90'lar hiper enflasyonla tanıştık. 2001 sonrası 7'lere, 8'lere, 6'lara, hatta bir ara 4'e kadar indik ama enflasyon illetinden kurtulamıyor. Bir hastalığa yakalandık. Bu hastalık bizi yok ediyor, ahlakımızı bozuyor, etiği bilmiyoruz. Kara borsacılık, stokçuluk, her türlü kötülük ve bela enflasyon denilen hastalıktan geliyor. Şimdi yeniden fiyat artışlarıyla ilgili oynaklığın geldiğini, bu oynaklığın insanların cebindeki paranın bir el tarafından sessizce alındığı dönem bu. Yok olup gidiyor. Biz bununla mücadele etmek zorundayız. Bizim şu anki temel sorunumuz budur. Ancak ekonomi yönetimine baktığımızda enflasyonla mücadele etmek yerine faizi bir siyasi, dini enstrüman aracı olarak siyaset sahnesine sürüyor. Faiz faiz diyor. Bir dakika duralım. Hangi faizi konuşuyoruz biz? Bir, faiz var.
Merkez Bankası bankalara borç para veriyor. Adı politika faizi. İster 2 puan indirir, ister 5, ister yükseltir. Bunu konuşuyoruz. Halbuki bizi ilgilendiren faiz ne? Biz, ben 3 kuruş param vardır. Ne yapmak isterim bu parayı? Bankada değerlendirmek isterim. Mevduata yatırırım. Benim yatırdığım para enflasyonun üstünde bir getiriyi sağlarsa paramı orada yatırmayı tercih ederim. Veya iş insanıyımdır, işimi büyütmek isterim, bir bankanın kapısını çalarım, bana kredi verin derim, bir faiz uygular. O faizde de makul bir oranın olması gerekir. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda bankalarda para bulmak için ya mevduat toplar ya da Merkez Bankası'ndan borç para ister. Şimdi bu hangi faiz konusunda bir kafaları netleştirelim. Sonuç itibariyle bankalar ya da biz vatandaşlar sonuçta enflasyon illetinden de kurtulmak isteriz. O yüzden de bizdeki faiz benim paramı enflasyona karşı koruyacak faizdir. Yapacağım işte beni koruyacak faizdir. Politika faizini tartışmaktan yorulduk, bittik. Burası bambaşka bir dünyadır. Finansçılar anlatıyorlar zaten. Ben diyorum ki hangi faizi doğru tartışalım bir. İkincisi politika faizi 15'e indi. Faizler diyor. Bu ülkedeki karar verici mekanizma. Ama mevduat faizleri de 16 ve benim vatandaşım ben, siz paranızı mevduata yatırmak istemiyorsunuz. Çünkü 16 faiz. Ama kredi almak istediğinizde karşınıza öyle bir faiz çıkıyor ki krediye elinizi dahi süremiyorsunuz. Şimdi bu illet ve bu hastalığı yenmemiz lazım. Nasıl yeneceğiz? Kafamız net olacak. Nobel ödüllü bir iktisatçı var. Bu iktisatçı diyor ki enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız sıkı para politikası uygulayacaksınız. Silahı çıkaracaksınız. Silah da faiz silahıdır diyor. Bu yüzden... Mandacı ama o. Mandacı. Hayır. Bu uluslararası Nobel ödüllü bir iktisatçı. Sonuçta genişleyici maliye politikası da uygulanabilir ve yolu ve yolculuğu buna göre devam ettireceksiniz. Melih Hanım, ben ekonomi uzmanı değilim. Alanınıza girmek gibi bir çaba içinde de olamam. Siz devam edin. Ama benim öğrenmek istediğim ve benim gibi yığınların öğrenmek istediği gerçek şu. Biz dolar karşısında TL'yi çok güçsüz kılarak, malımızı ucuzlatarak ihracat mı yapmalıyız? Bu yollama Türkiye bu badireyi atlatmalı, yoksa bir teknoloji hamlesiyle yükte hafif pahada ağır ürünlerle mi Türkiye bu darboğazdan çıkmayı hedef seçmeli? Bu çok önemli. Şu anda bizim paramız neredeyse pul olmuş durumda. Aynen. Bir günde %5 düşüyor, %5 dolar artıyor. Böyle olur mu bir ülkenin ulusal parası? Olmaz, %15 bu, bu ayrıca kaybediyor. Onurumuzu da rencide eden bir durum. Geçtik cebimizi. Yani böyle bir yol dururken Türkiye'nin için bu sıkışmışlığı tercih ediyor. Seçimin yakın olması mı yoksa bir vizyon eksikliği mi? Açıkçası. Şöyle, arada bir şey bir dakikalık. Şimdi 6 Eylül'de bütçe meclise geldiğinde bütçenin değeri 211 milyar dolar. Doğru. 20 Kasım'da geldiler, sunumda bulundular. Bütçe görüşmeleri başladı. O zaman 182 milyon dolara düşmüş. Sonra görüşmeler başladı. İçişleri Bakanlığı görüşmeleri yapılırken sabah 157 milyar dolardı. Akşam 152 milyar dolara düştü. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi ertesi gün konuşuluyordu. 143 milyon dolar. Sonra biz geldik partide basın toplantısı yapıldı. O sırada da 135 milyar dolara düşmüştü. Milyon mu? Milyar dolar. 135 milyar dolar. Bakınız 211 milyar dolarla başladık.
135 milyar dolarla bitirdik. Şimdi biraz şey yapıldı, buna 145 diyebiliriz. Ama aradaki fark... Kısacık bir zaman içinde. Bakar mısınız? Evet, kısacık bir zaman dilimi içinde. Peki bu şimdi bu bütçe uygulanabilir bütçe mi? Yani hayır. Bu bütçenin geri çekilmesi gerekiyor mu? 2022 bütçesi, siz benden daha iyi biliyorsunuz, takip ediyorsunuz, faiz ödeme bütçesidir. Evet. Bakın faiz diyoruz, sorduğunuz soruya geleceğim ama bir veri söyleyeceğim. Geçen sene 180 milyar ödedik faize. Bu sene bütçede, 242. 242 oluyor bu sene. Evet, faiz bütçesidir. Yani rantiyeye hizmet eden bütçedir. Kimse kusura bakmasın, bazen çaresizlik içinde kalabilirsiniz. Bunu halka anlatmak için de başka bir dil kullanarak, hoşgörü dediniz ya, ancak öyle olabilir ve kabul edebilir halk. Şimdi bakalım, mesela Türkiye hep faize para ödüyor. Kim faizi ister? Ben faize karşıyım. Yüksek faiz ödemek istemiyorum. Yüksek enflasyon da istemiyorum. Yüksek faiz de istemiyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben de paramın değerli olmasını isterim. Aynen. Şimdi orta vadeli bir program açıkladılar. Faiz ödemelerine bakalım orada. Parlamenter sistem baz alıyoruz. 2003-2018 bütçe faiz ödemeleri Haziran itibariyle veri 792 milyar TL. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmişiz. 2018 Temmuz'la bu dönemi baz alırsak bütçe faiz ödemeleri 1 trilyon 364 milyon lira. Kusura bakmasın, bu ülkenin hazinesi. Bakın, bir karar aldık biz 2009 yılında. Dedik ki şirketlere, kurumlara, vatandaşa dövizle borçlanabilirsiniz. Bir düzenleme yaptık, hala yürürlükte. Hazine iç borçlanma yapıyor. %6'ya varan faizlerle döviz cinsinden. Şimdi siz bu kadar yüksek faizlerle ödemeler yaparken, faizin girdabında boğuşurken kimse bu ülkenin ekonomistlerini faiz savunucusu diye asla suçlayamaz. Faiz ortada, onun için faizden girdim. Samimiyet lütfen, bilgi odaklı açıklamalar lütfen, bilimsel verilere bağlılık lütfen demek zorundayım. Melih Hanım, yurttaşlar bugün Cuma gece yarısı çıkacak, resmi gazeteyi bekliyor endişe içinde. Aynen. Niçin? Çünkü herkes resmi gazetede bir kararla yeni bir ekonomi bakanı, yani Maliye ve Hazine Bakanı gelebilir mi diye bekliyor. Burada duracağım. Niye duracağım? Çünkü AK Parti'nin kadrolarının ekonomi yönetimi başta olmak üzere nereden geldiği konusunda herkes bir tartışma yapar. Ben hiç tartışma falan yapmıyorum. Rahmetli Faruk Zafer Tunay'a. Tarık Zafer Tunay'a. Evet, ve çok ordinarius profesör. Sıddık Sami Onar. Evet, hangi fakülteyi kurdular 79 yılında? Siyasal İstanbul Bilimler. Evet, 1979 yılında. Ama Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne karşı siyaset bilimdir, bilim denilmesi doğrudur dediler. Ama bu kurulan okuldan mezun olanların kaymakamlık yapma yetkisi yoktu, biliyorsunuz. Çok tartışmalar vardı. 1982 sonrası bu okulun yol ve yolculuğuna baktığınızda aslında çok tartıştığımız, belki de FETÖ dediğimiz organizasyonun pilot okullarından biri oldu. Öyle mi? İmam Hatip mezunu çoğu gencin girdiği okul oldu. Olabilir, ama bu okuldan yetişen 1988 ile 1995 yılları arasında okumuş olan kadro bugün siyasete, iç işlerine, güvenliğe ve ülkeyi yöneten valilere kadar bu kadrodan gelmedir. Lütfen herkes o yıllıkları açsın, isimleri tek tek bulsun, herkes oradadır. Yeni bakan olması düşünülen ve çok adı... Yine onlardan mı seçilecek? Nurettin Nebati. Geçen haftanın ana gündem konusu oldu değil mi? Bakan değişikliği diye. Gerek yoktu. Hatta biz de Durmuş Bey'e dedik ki, siz çok aklı başında ve makul bir insansınız. Twitter'daki heyecana kapılmayın dedik. Şimdi herkes yine bunu bekliyor.
Ekonomi yönetiminde değişiklik olabilir mi? Olabilir tabii. Herkes tercihini kullanabilir. Hazine ve Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati zaten 94'ten beri tanıdığımız, MÜSİAD üzerinden İTÖ'ye gelmiş, Milli Görüş Cenahı'ndan gelir ve bakan yardımcılıkları yapıyor. Bizim eski bakanımız Berat Albayrak'a da resimleri çıktı. Yakın bir dostlukları var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kişiler gidebilir, bazen kadroları, anlayışları ve uyguladıkları program aynen devam eder. Şu anki ekonomi yönetiminin durumu budur. Peki Melih Hanım, ekonomide istikrar ve güven çok önemli değil mi? Çok önemli. Yani bu akşam eğer biz Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesini bekler bir psikoloji içindeysek, bu ekonomiyi de çok olumsuz etkiler. Bütün piyasa aktörleri, dövizi, bankacılar, tanıdığım kim varsa ekran başında cuma geceleri uyumuyorlar. Ben de yazık diyorum, yazık, yapmayın bunu. Bu kadar heyecanla kapılmayın. Buna kalp sağlığı dayanmaz. Enflasyon gidiyor, dolar gidiyor, faiz o. Hesap tutturamıyor kimse. Doğru dürüst fiyat tutturamadığı için reel sektör asıl sıkıntıda. Büyük sıkıntı var. Geçen haftada mesela Perşembe, Cuma günü kimse satış yapmıyordu, durdurmuştu. Fiyat veremiyor kimse, öngöremiyor. Dolayısıyla öngörülebilir bir ülke olması lazım buranın. O yüzden bırakalım bu siyaset soslu, insanlara korku salan, elinize sopa alıp ben her dediği yaparım diyen anlayışı. Hiç bağlamaz bizi. Niye bağlıyor? Biz çağdaş, okuduğunu anlayan, bilimsel verilere göre düşünen insanlarız ve buna göre de düşüncelerimizi açıklarız. Beni ilgilendirmiyor. Ben gazeteciyim. İşim kamuoyuna aktarma görevini yapmaktır. Dolayısıyla evet, burada bir beklenti olabilir, değişiklik de olabilir. Tabii ki Nurettin Nebati'nin yanı sıra, bakan yardımcısının yanı sıra Profesör Erişe Hanım da ismi geçen isimlerden biridir. Peki Melih Hanım, o geldi, bu gitti. İsimler bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Hiç önemli değil, bağlamıyor. Asıl yapılması gereken acı reçeteyi içmek yerine aspirinle, yani semptomu giderecek ilaçla geçiştirmek mümkün mü bunu? Aspirini geçtik ama ateşi söndürmemiz için belirsizliği yönetmemiz, riskleri azaltmamız ve güven vermemiz lazım. Şu an bu eksiktir. Peki. Koray Bey, Atoğlu abi, siz de cevaplayabilirsiniz bunu. Hı. Geçen hafta ben Sözcü Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldım. Türkiye'de yabancılara 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık veriliyor. Bu vaktiyle 1 milyon dolardı ama döviz ihtiyacı arttıkça bu rakam doğal olarak 250 bin dolara geriledi. 250 bin dolarlık bir gayrimenkul alınması karşılığında vatandaşlık veriliyor. Bunları da 143 adet gayrimenkul değerleme şirketi var. Bu şirketlerin sahiplerinin lisans alabilmesi için 4 yıllık bir üniversiteyi bitirmesi ve sektörde de 3 yıl çalışması gerekiyor. Ancak sektörün içinden bir kişinin bana isim isim, firma firma bildirdiği bir mektubu yayınladım. Diyor ki 20 bin dolarlık bir gayrimenkule parası ödenmek koşuluyla, yani avanta verilmek koşuluyla, bu 40 bin ile 80 bin lira arasında değişiyor, 250 bin dolarlıkmış gibi belge verilebildiğini ve bu uygulamanın da Temmuz 2021'e kadar devam ettiğini belirtiyor. Temmuz 2021'de bu dejenerasyona, bu kötü gidişe dur demek için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, TUDUP, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Sermaye Piyasası Kurulu, SPK'dan yetkililer bir GABİM adı altında oluşum düzenliyorlar. Bu Gayrimenkul Bilgi Merkezi. Bu yolla bir algoritma uygulanıyor. Türkiye'deki
bütün gayrimenkul değerleme firmalarına eşit olarak bu yetki dağıtılıyor. Fakat Kasım 15'inde, bu yıl 15 Kasım'da emlakçılar, müteahhitler öyle bir baskı yapıyorlar ki bu dur deme gayretleri boşa çıkıyor ve tekrar eskiye dönülüyor ve eski tas, eski hamam. Yine herkes bildiğini okumaya başlıyor. Şimdi bu Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği TUDUP bir bildiri yayınladı ve beni suçlar mahiyette. Sanki böyle bir gerçek yokmuş Türkiye'de ve biz onları zor durumda bırakmışız. Halbuki ben hiç kimsenin ismini zikretmedim. Ama bir yurttaş olarak aldığını sattığını, vergisini devletine son kuruşuna kadar ödeyen, Çanakkale'de şehitleri olan, ben 24 ay askerlik yapmış bir vatandaş olarak, benim yurdumun kutsal topraklarının böylesine 10 bin dolara, 20 bin dolara bir takım avantalarla dağıtılmasına gururum el vermiyor. Rencide oluyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kadar ucuz olmamalı. Burada işte TUDUB'un, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün ve SPK'nın da bunu benim yazdığım gibi tespit ettiğini ve dur demek için bir organizasyon gerçekleştirdiğini de söylüyorum. Yani onların bu girişimini destekliyorum. Ama tekrar eskiye dönülmesinin de doğrusunu isterseniz çok yazık bir uygulama olduğunu ifade ediyorum. Şimdi Uğur Bey, Türkiye'de bir yağma düzeni kurulmuş vaziyette. Bu hemen hemen her alanda kurumsallaştı. Bu artık bir ayıp, bir günah olarak da görüp değerlendirilmiyor. Çünkü AK Parti'nin kurduğu zincirleme organizasyonda bu işlerin yapılmasıyla geniş bir ağı kontrol etme düşüncesi ve kendi yandaşlarına da para kazandırmaya yönelik bir planlama da var. Bu sizin söylediğiniz birebir doğru. Hiçbir zaman 250 bin dolar vererek kimse yer falan almıyor. Çok yüzlü paralarla alınıyor. Herkes arada yüzdelerini alıyorlar. O yüzdeleri alanların büyük bir kısmı yandaş diye tarif edebileceğimiz yapıya mensup insanlar. Onun için biri tespit eder de doğru kararı çıkarır, o sizin söylediğiniz şekle bir karar alarak o yapıyı kurarsa baskıyla onu hemen eski haline döndürürler. Nitekim döndürürler. Zaten eski haline döndürmüş olmaları oradaki yapının nasıl iktidar yandaşları tarafından organize bir yapı olduğunun en büyük göstergesi. Ben şöyle bekliyordum açıkçası. Uğur Dündar'ın bu konuşması ve yazısı bir ihbardır. Biz geriye dönük olarak bir inceleme başlatalım. Bakalım kimler 20 bin dolarlık yere 250 bin dolarmış gibi belge verdiler. Bunun ortaya çıkarılması ve böylece bir rezaletin sona ermesi, onurumuzu rencide eden uygulamanın da tarihe karışmasını beklerdim doğrusu. Ama işte muhatap olduğunuz yapının bakış açısıyla sizin bakış açınız çok ters istikametlerde. Peki o zaman ben değiştiriyorum. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Daha önce de girişte söyledim, sömürge olmadı bu ülke hiçbir zaman. İlk kez bu birkaç yıldır, yani ben sömürge bir ülkenin aydınıymış hissine kapılıyorum açıkçası. Bakın, yani Türkiye'yi çok dolaştım, hala da geziyorum. Yani ülkemin her yöresini tanıyorum. Dünyada da pek çok ülkede bulundum. İnsanları tanıyorum. Yani insan olgusunu tanıyorum. Türkiye insanını hangi bölgede olursa olsun, hangi etnik kimliğe ait olursa olsun tanımlayan özelliklerden biri onurdur ve gururdur gerçekten. Ve paylaşma duygusudur. Haysiyetine düşkünlüktür gerçekten. Bizim insanımız haysiyetine düşkündür. Bu hakikaten bana göre tarihi boyunca sömürge olmamış bir ülkenin insanının sahip olabileceği bir özelliktir. Ve büyük bir sentezin üzerindeyiz biz bu ülkede. İlk defa tarihinde bu kadar büyük onursuzluklar yaşatılmakta bu ülkede. Atoğlu abi, bakar mısın? Sanki ben bir suç işlemişim gibi. Bu yani inanılmaz bir şey. Ben vatandaşlığımın böyle sudan ucuz bir hale getirilmesi, bir şey. O bu avantasını bulacak diye
peşkeş çekilmesine karşı çıkıyorum, isyan ediyorum. Evet, gidin de alın bakalım ya, komşu ülkelerde, evet, herhangi bir ülkede bir mülk alın, bir alın bakayım, alabilecek, evet, misiniz ya? Böyle bir şey var mı? Ne vatandaşlığı Allah aşkına? Yazıklar olsun. Utanç verici. Yazıklar olsun. Hakikaten olsun yazık. Yani okurken, açıklamalarını okurken utancımdan, evet, terledim. Evet. Terledim. Çok haklısın. Çok haklısın. Teşekkür edecekleri yerde beni suçlayan bir açıklama yapıyorlar. Ama insanımız, inan ne ki haple? İnsanımız bu onuru taşımaya devam ediyor. Gayet halk tabii. İnsanımız var ya, sıradan dediğimiz insanda bu onur devam ediyor. Tek gücümüz, asıl önemli dayanağımız, gücümüz de bu onurdur. Bunu, buna hitap etmemiz gayet lazım tabii. Ayrıca. Buna. Gayet tabii. Evet. Koray Bey, şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ben Cumhurbaşkanını kastederek seçim yaptırabilmek için elinden gelen bütün demokratik imkanları kullanacağım ve sandığı getirteceğim dedi. Ve 4 Aralık tarihinde de Mersin'de bir miting planladıklarını açıkladı. Sizin Denizli'de geçenlerde yaptığınız miting çok görkemli bir kalabalık tarafından izlendi. Fotoğraflarına baktık. Yani meydanda iğne çok atsanız yere düşmeyecek müthiş durumda. Müthiş bir mitingdi, evet. Son dönemlerde böyle kalabalık miting pek az gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitingleri de yani kalabalık olmuyor eskisi kadar. Yok, o kalabalık olmuyor. Hatta yarısı kadar bile olmuyor. Yarısı işçi ve polis zaten. Öyle mi? Tabii. Şimdi Kemal Bey devam edeceğini söylüyor mitinglere ve Cumhuriyet Meydanı'nı vermemiş Mersin Valiliği. Halbuki 2 ay önce orada Sayın Cumhurbaşkanı miting yaptı. Şimdi acaba Cumhuriyet Halk Partisi çok daha fazla bir katılımcı toplar miting alanına, iki fotoğraf yan yana getirilir de Cumhurbaşkanı'nın o kadar kitleleri çekemediği yazılır çizilir diye mi bu uygulama gerçekleşti? Ya da bir yine baskı aracı olarak mı kullanılıyor ve sizin partinizin bundan sonra mitinglere devam etmek gibi bir kararı var mı? Şimdi şöyle, tabii biz yani yıllık programlarla çalışıyoruz aslında. Şu anda genel başkanımız Türkiye'yi geziyor biliyorsunuz. 12 tane il kaldı. Yani 81 ilden 12 il kaldı. Ama bu yıla ait. Yani daha önceki yıllara ait olarak söylemiyorum. Hmm. Bu yılda aşağı 300 civarında da ilçesine gittik. Yani ilin bir merkezine gidiyoruz. 2 tane de ilçesine gidiyoruz. Şimdi tabii bu siyaset tarzını ilk başlangıç tarihi de 20 Ocak 2020. Yani şurada 2 ay sonra 2 yıl olmuş olacak. Yani 2 yıldan evet. beri Türkiye'nin her tarafını gezen bir yapı ortaya çıktı. Burada yapılmak istenen şu. Yani halkla buluşarak dertlerini onun ağzından dinleyerek toplumla siyasetin iç içe geçmesini sağlayarak o insanların sözcülüğünü yapan bir yapı ortaya çıkardık. Yani genel başkanımız oraya gidiyor. İnsanlar dertlerini söylüyorlar. Anında bunlar kayıt altına alınıyor. Hemen meclis çarşamba günü grup yaparken orada konuşulanların hepsinin genel başkanımız anlatıyor, tekrar ediyor. Yani bunu topluma mal ediyoruz. Ve iktidara da bir baskı aracı haline dönüştürüyoruz. Milletvekillerimiz soru önergeleri veriyorlar, araştırma önergeleri veriyorlar. Bütün konuşmalarda o hafta bütün o konuları Türkiye'nin gündemine sokuyoruz, iktidarı baskılıyoruz. Pandemi dönemiyle beraber de biz 2 ay bir ara verdik. O 2 aylık aradan sonra da bu sefer o dönemde mağdur olan kitleler arttı. İşte lokantacılara verdik, kahvecilere verdik, müzik sanatçılarını konuşturduk, EYT'lileri konuşturduk. Aklınıza kim geliyorsa tarımla ilgili birini konuşturduk. O da AK Parti'nin üyesi çıktı. Adama yapmadık da. Öyle tamam. Biz kim olduğuna da bakmıyoruz. Bu hafta da atanamamış bir öğretmen Öğretmen konuştu. Şimdi tabii bu ne oluyor? Bu aslında bugüne kadar Türk siyasetinde hiç uygulanmamış, olağan dışı bir yöntem oldu. Ne yapıldı? Meclis milletin kürsüsü. Biz milletin kürsüsünü halka açtık. Yani genel başkan konuşuyor, sonra geri çekiliyor. O gün kim konuşacaksa diyelim öğretmensi çıkıyor, konuşmasını 10 dakika yapıyor. Ama bütün Türkiye oraya kilitleniyor. Öyle bir hava yarattık artık. Herkes onu takip ediyor. Meramını anlatıyor. Ve biz onu yani bir toplumsal muhalefete çevirmiş vaziyetteyiz.
Yani biz parti olarak şu anda bir toplumsal muhalefet yapıyoruz. Halkın sözcülüğünü yapıyoruz. Ve bütün grupların, yani işçi sendikalardan görüştük, aklınıza gelen her yerden şu anda sırada bekleyen o 30 civarında müracaat var. Meramını anlatıp konuşabilmek için. Şimdi bu siyaset dilinin getirmiş olduğu, yani bir toplumsal muhalefet anlayışı oluştu. Yani dikkat edin, muhalefet güçleniyor. Yani çünkü toplumsal muhalefet yapılıyor. İnsan dertleri ve sıkıntıları üzerinden, insanlara dokunan, temas eden, düşünebiliyor musunuz? Yani orada işte genel başkan konuşma yapıyor, geri çekiliyor, biri yanına geliyor ve kendi yerini o kişiye terk ederek onun derdini ve sıkıntısını gruplar adına anlatmasına imkan veriyor. Ve bütün bunların bir de bir takip sistemi var. Tek tek takip ediliyor. Yani şu anda bizde Taşra'ya gidip de konuştuğumuz hiçbir insanın söylediğinin karşılıksız bırakmadık. İşler birikiliyor Ankara'da. Görevli arkadaşlarımız var. Yerel halledilmesi için devreye giriliyor. Ondan sonra telefonla irtibat kurularak çoğu şeyi çözümlüyoruz. Yani çevre ve etraf gücünüzü de kullanarak. Böylece orada siyasetin artık insanlara sahip çıktığı algısını güçlendiren bir iklim oluşturduk. Ve yayılıyor bu. O ona, o ona. Bütün Türkiye'ye yayılıyor. Zaten talep patlamasının zirve yapmasının arkasında yani bu siyaset dilinin kullanılmasının çok büyük önemi oldu. Ne fark var eskiye göre? Ya eskiden seçim kararı alınıyordu. Yani seçim kararı aldıktan sonra partiler çıkıyordu sahaya, 3 ay çalışıyordular. Ama şimdi seçim olmadan saha çalışması yapan bir muhalefet oluştu. Dikkat edin, şu anda bütün partiler bu manada bir çalışma yapmaya başladı. Ben onlara takılıyorum, diyorum ki bak hepinize iyi geldik diyorum. Herkes sahaya çıktı. Peki, ama Koray ne kadar Bey, güzel bir şey değil mi? Bak tabii, ne tabii kadar güzel. Herkes peki, çalışsın. Koray Bey. Herkes kopardığından oradan koparacak. Çünkü havuz orada, oradan koparacak. Her çalışmanın getirdiğiyle de bu sefer muhalefet havuzu dolacak. Peki şimdi siz biraz önce anketlerin ortalamasını okudunuz. Eylül, Ekim gibi geldiniz ve görülüyor ki iktidar bloğu, yani Cumhur İttifakı sürekli geriliyor. Millet İttifakı sürekli oy oranını arttırıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da deneyimli bir siyasetçi. Yani bu konunun uzmanlarından biri. Kaybedebileceği bir seçimi öne alır mı? Bir. İkincisi, şu Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden de yola çıkarsak ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyi eleştiren, aldıkları önlemleri eleştiren, farklı bir söylem geliştiren iktisatçıları tırnak içinde mandacı ekonomistler olarak tanımlamasını da değerlendirirsek, 2023 seçimlerinin yapılmama olasılığı var mı? Hayır, öyle bir imkan olmadığını düşünüyorum. Ya şu anda çaresizlik içinde, biliyorsunuz seçim kanununda değişiklikler yapmak üzere görüşmeler yaptılar. Herhangi bir uzlaşı alanı oluşmadı. Kaldı ki istedikleri değişiklikleri yapsınlar. Hiçbir şey fark etmez. Bunlar eskiden denenmiş metotlar. Anavatan Partisi de yapmıştı, bütün kanunları değiştirdi. Sonra o değiştirdiği kanunlar en büyük zararı kendisine verdi. Şöyle bakın, yani şimdi 2012 yılında milli gelirimiz 950 milyar dolardı. 2020 sonu itibariyle 700 milyar dolara düştü. Kişi başına olan gelir 12.500 dolardı 2012'de. 2020'de ise 8.500 dolara düştü. Şimdi bu yılki rakamlarla bunlar çok daha aşağı inecek. Sadece ben milli yani böyle bir tabloyla gider mi? Milli gelirimizi hesaplattım bizim çalışan kadrolarımıza. Onu da düşersek 585 milyar dolara düşecek milli gelirimiz. Öyle bak mi? Nereden nereye bak. Bak 700. 700 115 olarak hesaplandı. Vah. Onu düştüğümüzde şimdi bu tablo ne oldu? Biz şimdi bunlar 90 yılında biliyorsunuz biz 20 ülke arasında 17. sıradan girmiştik şeye. Şimdi, hedefimiz ilk 10'du. Evet, bunların hedefi ilk 10'du. İlk 10'dan vazgeçtim. Şu anda 21. sıraya düştük. Bu durumdan kaça düşeriz onun hesabını yapmadım. Yani daha önceki verilerle biz 21. sıraya düştük. Yani ne oldu? Küçülen, bir fakirleşen. Ülke, fakirleşen bir ülke tablosu var.
Yani biraz önce ben size rakamlar okudum. Onu niye okudum? Bütçe dengesi bozuldu. Bu ne oldu? Delik büyüdü. Peki gelir ve gider arasındaki delik büyürse, fark büyürse ne yapacak? Ya çok faizli para kullanacak ya da zam silahını devreye sokacak. Başka yolu evet, yok. Başka yolu yok. Vergileri şimdi artıracak. Vergilerin zirve yapacağı ve halkın direkt dokunduğu işte benzin, şey, motorun, işte doğalgaz, elektrik aklınıza gelen her alanda. İğneden ipliğe aklınıza ne geliyorsa. Çünkü ihracatımızı da büyüklerde aramalı ithalatıyla yapıyoruz. Onu da dışarıdan ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu dolar ve euronun yükseldiği bir dönemde o alanda da harcamalarımız yükseliyor. Bir yandan şirketlerin bilançoları bozuluyor. Dolayısıyla bir reel sektörün de kriz yaşayacağı bir döneme gireceğiz. Yani önümüzdeki dönem çok kötü bir dönem. Peki bunlar netice alamayacağını görerek erken almak isterler mi? İsterler. Peki bununla ilgili bir çalışma yapıyorlar da ne oluyor? Yapıyorlar ama nasıl tabanı isteksiz. Tabanı isteksiz. Yani daha kötüye gitmeden biz evet, hemen bir seçim yapalım diye mi düşünüyorlar? Devamlı toplantılar yaptılar, gençlik kollarını topladılar, ilçe toplantıları yaptılar ama bir türlü sahaya çıkaramadılar. Ya şimdi İYİ Parti'nin, İYİ Parti diyorum şu anda AK Parti'nin teşkilat başkanı olan kişi, biz halkın şikayetlerini biliyoruz. Milletvekillerimizi tepdili kıyafette gezdiriyoruz dedi. Allah'ım. Bunu kim söyledi? Acı hayır, bunu kim söyledi? Koskoca bir partinin teşkilat başkanı söyledi. Şimdi düşünen aziyet durumunun anlaşılması bakımından bunları söylüyorum. Maalesef. Tebdili kıyafetle gezip de halkın ne durumda olduğunu gözlemliyormuşlar. Bunu da marifetmiş gibi açıklayarak söyleyebiliyor. Şimdi isteğin olmadığı, coşkunun ve heyecanın kaybedildiği bir yapı içerisinde kendi tarafını ayağa kaldırmadan bir erken seçim kararı alamaz. Orayı bir ayağa kaldırması lazım. Çünkü daha önce yani mahalle ve köy teşkilatlanması yapısı içerisinde kurulu muazzam bir AK Parti ağı vardı. Biz şu anda parti olarak bunu mükemmel yapıyoruz. Çok ilerlettik. Onlarla başa herhalde bir 6 ay sonra o konuda eşitleniriz onlarla o konuda. Yani her partinin de bunu yapmasını tavsiye ederiz. Yani çünkü onların domine ettiği alanlar, terk edilmiş alanlar olduğu için şu anda o terk edilmiş alanlara giren muhalefet partisi yapısı çıkmış oluyor ortaya. Onun için bu haliyle hemen alamaz. Ama ötüsü de çok kötü. Onu da söyledik, rakamlardan biraz önce konuştuk. İlerisi de daha kötü. Zararın neresinden dönersem kârdır diyerek farklı hamlelere girebilir. Ne düşünüyor olabilir? Türkiye'deki Suriyelilere vatandaşlık vererek onları seçmen haline dönüştürme hilesini yapabilir. Ama bu da öyle çok verimli olacak bir şey değil. Getirdiği kadar da götürebilir. Yani çünkü onun üzerinden yapılacak sıkı bir muhalefet de olur. Ve o muhalefetin getirdiği yeter artık bu ülkeyi ne hale getirdiniz duygusuyla beraber getiri ve götürü de olur. Rakamsal karşılıklarını tam ölçümleyemeyiz. Evet. Şu anda bir şey. Ama getirdiği kadar götürdüğü olabilir. De olur diyorsunuz. Yani, evet, götürdüğü olabilir. Bu ne manaya geldi? Sıkıştılar. Ben keyifle izliyorum. Canları nasıl istiyorsa o zaman seçim yapsınlar. Evet. Ya da seçim gelsin, zamanında yapılsın. Artık o bir önem arz etmiyor. Zamanında yapılırsa ne kaldı? Ya bu yılı saymayalım. Yani 12, 6 doğru da 18 ay var. 3 ay seçimi 15. 3 aydan evvelden konuşulmaya başlıyor. 12. Yani bir yılımız var demek. Önümüzdeki kış çok ağır geçeceğini düşünüyoruz. Nitekim evet. Siz ifade ettiniz. Sizin ifadenize dayalı olarak söylüyorum. Çünkü daha henüz bu yükselen rakamların acı reçetelerinin yansımalarını henüz görmedik. Şimdi önümüzdeki aylarda o yansımalar da olacak. Şimdi ya o asgari ücrette çalışan insanı ayakta nasıl tutacaksın kardeşim? Yani en az minimum 5000 lira vermelisin asgari ücret. Doğru. Yoksa yaşayamazlar. Bak, yaşayamazlar. Çevremizde olan herkese söylüyorum ben. Durumu iyi olanlar zekatını doğru hesaplasın, versinler. Yani zekatı en uygun şekilde vermemiz gereken bir... Çünkü yani fakir fukaralık şu anda muazzam derecede artacak. Şimdi bunun getirdiği o sıkılmalarla beraber artık Tayyip Erdoğan'ın sözlerini dinlemeyen kitleler oluşacak. O istediği kadar konuşsun, istediği kadar tehdit etsin. Hayatını idame ettiremeyen insanın isyan hakkı vardır. İsyan ederler.
İsyan demem, kötü manada kullanmıyorum. Demokrasilerde isyanın yeri sandıktır. Sandıkta o isyanın yansıması kesindir. Şimdi bütün anketlerde, bütün araştırmalarda çok sayıda biliyorsunuz kararsız ve oy vermeyeceğim diyen kitle çıkıyor. Bunu 22-23 bulan da var, 30'un üstünde bulan da var. Şimdi biz parti olarak yani aşağı yukarı 6 aydan beri çapraz sorgulamalarla bu kitlenin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunlar AK Parti'den kopmuşlar. Tamam mı? Hani bir araştırmacı dedi ya, bunların elinde bavulu kaldırımda duruyorlar. Orada müşteri bekliyorlar dedi. Hakikaten öyle, orada bekliyorlar. Bu insanlara ulaşabilen, meramını anlatabilenler onun çantasıyla beraber alıp bu tarafa aldırdık takdirde iktidarı ağır bir hezimet bekliyor. Ben hatırlıyor musunuz geçen bir yerde açık açık söyledim. Ben Tayyip yerinde olsam aday olmam dedim. Çünkü 19 seneden sonra çok ağır bir netice çıkacağını görebiliyoruz. İyiye gitme işaretleri görmüyoruz. Niye? Ya adam dediğinden vazgeçmiyor ki, dünyanın en büyük ekonomistiyle karşı karşıyayız. Yani şimdi dünyanın bir numaralı ekonomisti, ekonomiyi ben yönlendiriyorum, işte ihracatı arttırarak Türkiye'yi kurtaracağım diyorsa ve bunda da inat ediyorsa, inat ediyor. Yani dünya bize gülüyor. Yani dünya çapında itibar kaybeden bir ülke durumuna düştü. Maalesef. İçine düştüğümüz, üçlüme düştüğümüz şartlarda herkes Türkiye'den bir fayda sağlamanın derdine düşmüş. Amerika ile Rusya arasında pimpon topu gibiyiz ya. Yani ne yapacağımızı bilemeyen bir duruma düştük. Şimdi sonlara doğru geliyoruz. Melih Hanım, insanlara bu akşam yastığa başlarını koyarken biraz umut vermemiz gerektiğini de düşünüyorum. Tabii. Ekonomiyi böyle bir rahat nefes aldırabilmek için acilen ne yapılmalı? Tabii acilen. Ki güven vermek lazım. Ekonomik kadrolarına güven verilmesi aslında kurun ateşini ilk etapta düşürür. Şu an bizim buna ihtiyacımız var. Kurun ateşinin düşmesi lazım ama düşmüyor. O güven verici kadrolar yok uygulanan politikalara da baktığımızda. Biraz önce Atol Bey dedi ki örgütlü eğitimli bir toplum değiliz. Gerçekten örgütlü, eğitimli, sivil inisiyatife uyum gösteren ve sivil toplum örgütleriyle iç içe olan bir yapı bize nefes aldırır. Onların sesini, sivil toplum örgütlerini dinlemeliyiz. Ayrıca örgütlenmelerden korkmamalıyız. Bir kere bunun altını ısrarla çiziyorum. Benim için önemli bir konu. Çok teşekkür konu. Ederim. Sağ olun. İsviçre kadar sivil toplum örgütü içinde, yok Türkiye'de. Ama bunun içinde çoğulcu parlamenter demokrasinin olması gerekiyor. Mutlaka. Yani yapısal reform dediğimiz mekanizmayı doğru çalıştırırsak yapısal sorunlarımızın çözümü hukukla başlıyor. Yasamayla, yürütmeyle. Bunları çözmeden ekonomide öyle rahat nefes almak. Sihirli formül yok diyorsunuz. Hiçbir yerde sihirli formül yok. Ama bu yıl için kış zor geçerken ekmek fiyatını da aslında vatandaşa söylemek lazım. Ekmek fiyatları. Yarım simit satılıyor Melih Hanım. Satılıyor. Çünkü bu sene tarım, iklim krizi bizi doğrudan etkiliyor. Bizim en burası buğday coğrafyası. Kavim kültürümüz bu. Kendi buğdaylarımızı bile tanımıyoruz. Nasıl verimlilik alır ders bile çalışmamışız. Bu sene en az 6 milyon tonluk bir rekolte kaybı var. En az. Ekmiyor. Emniyet sana stokları şey nedir? Ben bunu bilemem. Açıklamak da istemem. İlgililer açıklasın. Trakya'da bile çiftçinin belli bir kesimi ekmiyor tarlasını. Şimdi buğday ekimi orada biraz ekimde azalma var. Pancar üretiminde %10'luk ekim azalması var ama ekmek halk için çok önemli. Ona bakıyorum ben. Açıkçası burada açık ve net bir şey söyleyeceğim. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çaba harcadığını görüyorum. Ahmet Güldal tarımı iyi bilen bir isimdir. Un regülasyonu yapıyor. Ama Türkiye
Bu da ithal etmede gecikti. Gecikmenin sorumlusu kim? İşte sorun o. Bunu TMO ile bağlantılı değil. Neden değil? Çünkü genel müdür dediniz. Yönetim kurulu başkanı yaptınız ama zamanında ithalat yapmasını sağlayacak yetkiyi vermezseniz buğday fiyatı 290-260 dolarken hatta 330 dolarken gidemediniz. Şu an dünyada buğday fiyatları uçtu. Kaç dolar? Yani ortalama. 370 dolar değişiyor ve bizim TMO da ihaleler açıyor. Fiyatlar hiç navlunu da var bunun, düşük değil. Dolayısıyla Türkiye'ye her ay 1 milyon 100 bin ton ekmeklik buğday ihtiyacı var. 588 değirmenci var uncu. Bağırmayın diyorum unculara, bağırmayın. Çoğu doğru söylemiyor. Spekülasyon ve stokçuluk bu ülkeye zarar verir. Onlara da kızıyorum ben. Çünkü aman efendim ortada da bir kaos var. Aman herkes kutuplaşmış. Başladı mı? Onda da stokçuluk. Yani şöyle fırıncılar bas bas bağırıyor. Ekmek böyle. Bir dakika durun orada. Fırıncılara diyorum ki niye bağırıyorsunuz? Evet biz Mayıs'ta dedim ki ben eğer... bu ülkede buğday doğru ithal edilmezse, gözü kara TMO buğday ithal etmezse 4 lira olur ekmek yeriz. Hatta daha fazla bile olabilir. Burada problem yok. Ama fırıncılar gerekçelerini doğru koysunlar. Çünkü unlu mamuller ayrı. 8 kişilik bir komisyon ekmek kararını veriyor Uğur Bey. Vali veriyor. O komisyonda yer alan 7 kişi de görüşünü beyan ediyor. Fırıncıların büyük bir bölümü kayıt dışı. Kusura bakmasınlar, bas bas bağıracaklar. Evet. Siz bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. Kayıt içinde olanlara yazık değil mi? Elektrik, sosyal güvenlik, kira aslında unun maliyetinden daha yüksek. Neden? Çünkü unun ekmekteki payı %33. Niye ekmeği önemsedim? Çünkü bizim bir numaralı sorunumuz enflasyon. Gıda enflasyonunda birinci sırada ekmek var. Ve ekmeğin gıda enflasyon paketini uçurmadaki payı 2.42'ler. Yani bu kış ekmek kavgası da yaşanabilir. Diyorsunuz. Ekmek kavgası yaşanır. 2027'de de ağzımızın tadı bozulur. Şeker kavgası yaşanır. Neyse ya. Evet. Atoğlu abi yani siz... moral bozmayalım da sorunları söyleyelim. Evet. Biraz şiirle mi şey yapalım, devam edelim? Ya da sona erdirelim. Siz Cumhuriyet'in 100. yılı için çok güzel bir marş sözü yazdınız. Evet. Yarın da siz köşenizde yayınladınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın da Cumhuriyet birinci sayfada çıkacak. Öyle o marş. Mi? Evet. Çok güzel sözler. Ben Fazıl Say aklıma geldi. Bestelerse... İşte Cumhuriyet'in 100. yılı geliyor. 10. yılda marş. Çok da güzel olur. Marşımız olmuş. Hep onu söylüyoruz ama artık 100. yıla geliyoruz. Evet. Mutlaka bir 100. yıl marşı yakışır. Evet. Bence Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti birlikte bir beste yarışması açsınlar. Eğer beğenirlerse, evet, okudularsa, gördülerse yapalım. Güzel bir yapalım. Şey. Yani beste yarışması evet, yapsınlar. Yapan arkadaşlarımız var ama çalışan çok güzel bir şey olur. Çok değerli besteciler var ülkemizde. Değerli Uğur dostum. Bir de Lozan diye bir kitapçık var önünde. Onu evet da abi. Söylemek isterim. O Lozan 1970'li yıllarda oynanmıştı devlet tiyatrosunca. Yeni basımıdır. Yeniden elden geçirilmiş halidir bu. İstanbul Belediyesi'nin ve Ankara'da devlet tiyatrosunun repertuarında ama... Bir şey göremedim. Yani alındı mı, okundu mu filan. Çok isterim ben 100. yılında evet. Lozan'ın 2023'te sahnelenirse sahneden inmez. Çok güvenle bunu söylüyorum. Devam etmek istiyorum konuşmama. Buyurun. Şöyle, ben de arada bir telefona bakmamın sebebi birincisi gelen mesajlar. Çok bir mesaj geliyor. Geliyor. Evet, Haluk Dural arkadaşım benim Milli Merkez Genel Sekreteri evet. ve DTP
eski uzmanlarından. Diyor ki yani bugün yapılan şey ekonomide Kemal Derviş ekonomisinin devamıdır. Yani bir şeydir. Yani bir şey onlardan bir şey beklenmez. Elif Akkaya'dan bir mesaj geldi. Yayıncılar Birliği'nden kağıt fiyatlarındaki artış kitap muazzam fiyatlarına yansıyacak ve okurlar artık kitap alamaz olacaklar. Bir de bu var. Bunları da söyledikten sonra izninizle ben iki tane şiir okuyacağım şimdi. Ah, buyurun. Tabii. Bunlar Cumhuriyet birinci sayfa şiirlerinden benim. Bir tanesi hangisi olsun? Eşkıya kadınlar dünyaya okuyor, hükümdar olur. Kadınlar aslında hepsi içeriyor bence. İnanın ki içeriyor. Yeter ki açayım. Evet. Eşkıya dünyaya hükümdar olur. Ama bir sonu vardır bunun. Ne kadar vazgeçilmez olsa da alışkanlığı iktidar koltuğunun. Eşkıya dünyaya hükümdar olur. Ama süremez bu sonsuza kadar. Dünya silkinip soylu at gibi kötü biniciyi sırtından atar. Eşkıya dünyaya hükümdar olur. Zulümle, yalanla, bin bir tuzakla. Ama yoz tohum gibidir kötülük. Uyuşmaz toprakla. Eşkıya dünyaya hükümdar olur. Vicdanlar sustuğu sürece. Ama suskunluklar haykırış olmaya bilenmektedir gizlice. Eşkıya dünyaya hükümdar olur. Ama mümkün müdür yaşamı durdurmak? Kötülük ne kadar yükseğe çıkarsa düşmesi o kadar dönüşsüz olacak. Bravo. Vallahi harika. Yani. Bravo. Alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Alkışlıyoruz. Evet, izninizle ikinci şiiri evet, buyurun okuyayım. Tabii bulmam lazım. Bu kayboldu. Bu arada da 100. yıl dediniz. Ben söyleyeyim. 100 yılda 150 kadın belediye başkanı olmuş. Ayıp değil mi bize? Tabii. Bunu 1900... da söyleyeyim Koray Bey. Yıllarınızı evet, Melih Hanım 1978 yılında yani kaç yıl önce 2021 1978 40 küsur yıl önce Bozcaada'da bir kadın belediye evet, başkanı vardı. Çok sevgili dostum Nagihan Akay. İstanbul'da Şişli'de oturur. Görüşürüm ben. Çünkü biz bir Nurgül Uçar benim sevgili eski Seyrek Belediye Başkanı arkadaşım. Kadın Belediye Başkanları platformu kurdu. Biz herkesinden... Görüşüyor musunuz halen? Hala görüşüyoruz. Çok saygılarımı iletiyorum. Bakın her AK Parti fark etmiyor. AK Parti, Büyük Birlik Parti, MHP, İYİ Parti, HDP bütün partilerden kadın belediye başkanları hep bir araya gelir. Buldunuz mu Atoğal abi? Teşekkür ederim. Düello. İyilik ve kötülük bir düelloda karşılaşsalar kim kazanır dersiniz? Korkarım kazanan bu çatışmada kötülük olur diyeceksiniz. Çünkü o zalimdir, kıyıcıdır, acımasızdır, hilebazdır. Yalnız da değildir üstelik, çıkar ortakları vardır. İyilik ise buna karşılık tek başınadır genellikle. Kötüyü kanıksar gibidir artık boyun eğmese de bütünüyle. Oysa kötülük durmaksızın yaşamı kemirip çürütmektedir. Bu geri dönüşsüz yok edilişin durdurulması gerekir. Kuşkusuz kötüyle savaşım onun silahlarıyla yapılamaz. İyilik bunu istese bile kötü olmayı başaramaz. Öyleyse bir tek şey var yapılacak. Bu iyilerin birlikteliğidir. Amansız kötülüğü ancak örgütlü iyilik alt edebilir. Çok doğru. Çok doğru. Yaşasın örgütlü iyilik diye. Şimdi örgütlü iyilikten söz etmişken Koray Bey son sözleri size bırakacağım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çok önemli bir model oluşturdu Türk siyaset tarihinde. İstanbul'da hem bütün sandıklara Millet İttifakı bloğu hakim oldu. Hem de Sayın Ekrem İmamoğlu o geceyi çok iyi yönetti. Doğru mu? Doğru. Bir örnek model teşkil etti. Şimdi 2023 veya daha önce yapılabilecek bir erken, bana kalırsa hemen seçim derim. Siz de herhalde değil mi Melih Hanım? Atoğal abi siz de hemen seçim dersiniz. Birer yurtsever tabii olarak. Tabii ki. Siz de. Böyle bir seçim için Türkiye genelinde tıpkı İstanbul'da olduğu gibi
bütün sandıklara Millet İttifakı kesinlikle hakim olacak ve bunun içinde gereken bütün çalışmalar şu anda tam gaz devam ediyor, tam hızla devam ediyor diyebilir misiniz? Ya şimdi şöyle. Çünkü siz teşkilatçı bir siyasetçisiniz. Biliyorsunuz bizim parti genel başkanımız işte 1,5 sene önce bir kurumsal yapıya bizi yeniden yapılandırdı. Bizde herkesin görev tanımları belli. Onun ona uygun bir çalışma düzeni var. Bizim bu konuda görevli genel başkan yardımcılığımız şu anda bütün sandıkların doldurulması ile ilgili muazzam bir çalışma yapılıyor. Şu anda 117 kişiyi eğitmen olarak kursa aldık. Partimizde akademi de var. Orada eğitildiler. Onlar da kendi illeri ve bölgelerinde, hepsinin internatlı bölgeleri var, sandık kurullarını yönetmek üzere seçilecek kişilerin eğitimlerini yapacaklar. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Tabii. Söylemek istediğim şu. Tüm Türkiye'de. Evet, bak yani eğitim yapmadan, çok güzel demişti Ataol Bey şeyde, yani eğitmeden insanlardan maksimum verimi alamazsınız. Şimdi bu beraberinde bunlar şunun için yapılıyor. Bütün sandık görevlileri şu anda iller hepsi hazırlıyorlar. Bütün bu kişiler bunların eğitiminden geçireceğiz. Böyle bir defa da değil, en az böyle üçer dörder defa eğitimden geçirilecek. Oradaki görev nasıl reklama ifade edilecek? Gitmemiz gerekiyor. İsterseniz dört dörtlük toparlayın. Olacak, hiç merak etme. Dört dörtlük olacak, evet. Diyorsunuz. Peki, sevgili seyirciler, şimdi bir reklam arası veriyoruz. Sevgili seyirciler, 3 saat su gibi akıp geçti bizim için. Umarım siz de sıkılmamışsınızdır. Bize gösterdiğiniz ilgiye ve sabra çok teşekkür ederim. Zaten çok miktarda gelen mesajdan da ilginizi okuyoruz. Ben size saygısızlık olarak gelebileceği, öyle algılayacağınız endişesiyle açıkçası pek fazla da bakamıyorum. Belki bazı mesajları kaçırmış olabilirim. Gönderen değerli dostlarımızın, seyircilerimizin de hoşgörüsüne bırakıyorum bunu. Koray Bey, son sözlerinizi alalım. Vallahi tabii yani güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben keyif aldım. Muhtemelen arkadaşlarımız da almıştır. Güzel bir beraberlik oldu. Ya ülkemizi konuştuk. İhtiyacımız var. Konuşmak zorundayız. Başka Türkiye Başka yok. Türkiye yok. Yani hepimiz de Türkiye sevdalısıyız. Dolayısıyla duygularımızı birbirimizle paylaştık. Sadece herkese şunu söyleyebilirim. Herkes gelecekten umutlu olsun. Her şey çok iyi gidiyor. Aslında iyiliğin derecesi de yüksek. Çok fazla kızmasınlar diye birazını anlattık ya. Yani. Yaşasın iyilik. Meliha Hanım. Son bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafta salgın. Salgınlar hep ülkelerin, bölgelerin, dünyanın kaderini değiştiriyor. Ekonomik dönüşümü de getiriyor. Ben bu süreçte diyorum ki bizim Mine Özbey'in söylediği sözdür. Organize iyilik, organize kötülüğü yenecek. O yüzden önce iyi insan olalım. İyi insan çok zinciri doğru. Oluşturalım ve o iyilikle eğitimden çok yana tavır alalım. Bilimsel akla inanalım. Her çok sorunu doğru. Çözeriz. Evet, kış zor ama bu zorluğu yenecek bilgi de var. İnsan da var, güç de var, enerji de var. Yeter ki umutsuz olmayalım, sorunları görmezden gelmeyelim ve bu duyarsızlıktan kurtulalım. Bireysel hakkımıza sahip çıkalım. Ben de Ataol abi sizden bir şiir daha rica etsek. İki cümle söyleyip hemen şiire geçeyim. Hay hay. Değerli Koray Aydın'ı dinlemekten çok gerçekten mutluluk duydum ve bu Millet İttifakı'nın dağılmayacağına ve daha güçlü bir şekilde devam edeceğine dair bir inanç pekişti içimde. Bunu onun için teşekkür ederim. Meliha Hanım'a çok teşekkür ederim. Heyecanına, bilgisine, ikisini birleştirmesine. Ben buradan 28 Şubat'ta vatanlarına olan, cumhuriyete olan sevgilerini, bağlılıklarını dile getiren şu anda hapishanedeki generallere, subaylara saygı ve sevgilerimi, dayanışma duygularımı gönderiyorum. Her programda dile getiriyoruz onu. Her evet, programda. Evet. Demirtaş'a ve Kavala'ya sevgilerimi gönderiyorum. Bir an önce çıkmalarını diliyorum. Çünkü hapishanelerde yüzlerce, belki daha çok sayıda insanlarımız var.
kitap okuma imkanları yok, sağlıkla ilgili problemleri var. Onlara buradan dayanışma duygularımı gönderiyorum. Mektuplar geliyor çünkü size de bana da. Bu vesileyle onları da sevgilerimle kucaklıyorum. Melih Hanım'a bu kitabı hediye etmiştim, göz attı ve dedi ki güzel şiirler. Size de ithaf ederek bu şiiri okuyayım. Ayşe Buğra'ya da diyelim. Sevgili Ayşe Buğra. Sevgili Ayşe Buğra. Buğra'ya tabii da. Yani bu Kabala'nın eşi. Çok teşekkür ederim. Bana bir şiir okuma daha fırsatı verdin. Çeşitli şiirler köprüler üzerine, alıp okuyanlar görecektir. Köprüye şiir yazılırmış da yazılır. Edirne Köprüsü. Bununla bitirelim. Ben kendi adım. Edirne Köprüsü taştan, sen çıkardın beni baştan, ayırdın eşten yoldaştan. Böyle başlıyor bu dokunaklı Balkan türküsü. Ve yüz gülmedeyken ağlayan bir kalp anlatıyor viran dağlara kederli bir aşkın öyküsünü. Yaşlar birikiyor göz pınarlarımda, taş gibi oturuyor yüreğime bu sevda sızlanışları. Sanki taştan bir kalbe seslenişlermiş gibi geliyor bana. Ne olur benim olaydın yakarışları. Edirne Köprüsü taştan biliyorum. Ama ben yine de en taştan kalbi bile yumuşatabilecek bu yakıcı sözlerin hatırına Edirne Köprüsü aşktan diyorum. Çok güzel, çok güzel. Sağ olun. Şimdi Osman Kavala'dan söz ettik. Sedat Peker'in internet bağlantısı kesilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldığı yerde. Onun için Twitter'dan mesaj paylaşamıyor. Gazeteci Erk Acerer'e bazı bilgileri aktarmış, o paylaştı. Osman Kavala 1998 yılında yanılmıyorsam F-16 uçaklarıyla ilgili bir yazılım şirketini yabancılara satmak üzereyken Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Korkut Eken'in isteği üzerine Sedat Peker devreye girmiş ve Kavala'nın CEO'suyla görüşmüş. Demiş ki bunu Amerikalılara satma, iyi de para veriyorlarmış, bir Türk firmasına sat. Çünkü sonuçta milli çıkarlar söz konusu. Osman Kavala da dörtte bir, yani Amerikalı'nın verdiği paranın dörtte birini veren bir Türk firmasına bu şirketini satmış. Burada bir milli duruş sergilemiş. Bunu paylaşmak da bizim tabii ki yurttaşlık görevimiz, yurtseverlik görevimiz. Çünkü biz gecenin şu saatinde başka Türkiye olmadığı inancıyla Türkiye'nin selameti ve güzel yarınlara taşınabilmesi için bu programı yapıyoruz. Kesinlikle. Bizim hiçbir beklentimiz yok. Ne maddi bir beklentimiz var, ne siyasi, ne başka bir statü. Dolayısıyla son söz olarak yaşasın Türkiye, yaşasın Cumhuriyet diye bitiriyorum. Hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olasın.